sallallahu aleyhi ve sellemin tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyadin Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız müşah efendilerimizin hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin huzurunda bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretleri ve yanındakiler bu civarlarda metrum olman evliya, ulema, suleha, şüheda, müminat bu cami-i şerifi yaptıranların bu cami-i şeriften güzaran eden eyme, hutaba, müezzin, kayyimin, cemaat-i müslüminin tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Hubbibe ileyye min dünyaküm. Sizin dünyanızdan bana sevdirildi. Evet. Ne en-nisa'ü kadınlar. Ve tıybü güzel koku. Ve cü'liyet kurretü aynî fissalâ. Gözümün nuru da namazda kılındı. Efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Evvela kadını Peygamberimiz zikrediyor. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şeyiyle izahında üstadlar diyorlar ki Müslümanların çoğalması için erkeğin kadınla nikahlanmasını teşvik sadedinde önce kadını anmıştır. Çünkü bu kıyamete kadar bu dünya düzeni devam edecek. Bu Allah'ın iradesidir. Dünya düzeninin devam etmesi insanlarla olur. İnsanların çoğalması da Allah'ın kanunu böyle, erkek ve dişinin birleşmesinden olur. Allah Celle Celaluhu zinayı hatta ona yaklaşmayı yasak etmiştir. İnsanların çoğalması için nikahla, nikah akdiyle evlenmeyi emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِينَ. Evet, kadınlardan size helal olanlardan, beğendiklerinizden nikahlanınız erkek şeylere, kadın erkek bekarlara hitap ediyor. Evet, alt tarafında okuyalım, bilin. Mesna ve sülâsı ve rubâ, 2, 3, 4. Kadınlardan 1, 2, 3, 4. Ama birden fazla kadınlarla evlenmeniz size helal kılındı, evleniniz ama eğer adalet yapamamaktan korkuyorsanız o zaman fevahile, o zaman tek kadınla evlenmek mecburidir. Evlenmekten kaçan erkekler, kadınlar olabilir. Onun için Cenab-ı Hak bu insan neslinin devamı, bilhassa müminlerin çoğalması için çok önem verdiğinden وَاَنْكِهُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُ فُقَرَا يُونِهُمُ اللّٰهِ. Ey veliler! Siz de sizden uygun, evlenmeyi uygun olanları, bekarları evlendiriniz. اِنْ يَكُونُ فُقَرَا يُونِهُمُ اللّٰهِ. Fakirlikten, geçindirememekten korkmayınız. Onlar fakirseler Allah onları zengin eder. Ayet-i Celle böyle. Yûlihumullah. Allah onları zengin eder. Bu ayet-i Celle nazil olduktan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh evlenmeden zenginlik peşinde koşana şaşarım diyor. Çünkü Allah zenginliği evlenmeye bağlamış diyor. Hazreti Ömer böyle söylüyor. Evet, evlenmek çok önemli. Hem Allah'ın emri, zina yapan bir erkeğin, kadının evlenmesi farzdır. Zina şüphesi varsa vaciptir.
Yok, bomba gibi sağlam. Ne kadar bekar kalsa, hiç evlenmese de kadın da erkek de zina yapmaz. İse sünnet-i mevkededir. Neden? Sünnet-i mevkededir, vacip ayarındadır. Neden? Çünkü tüm peygamberler masum olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de masum idi. Hiçbir peygamber günah işlememiştir. İşleyemez çünkü Allah onları koruyor, seçmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah seçti. Bütün kainatı onun hürmetini yarattı. Her şey ondan başladı. Ötekiler de masum, Efendimiz de masum. Allah onları korudu. Öyle diyor. وَالْتُّهَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَتَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةِ خَيْبُ لَكَ مِنَ الْاُولَى وَلَا سَوْفِ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَبَجَدِكَ ضَالًا فَهَدَى وَبَجَدِكَ عَانًا فَأَيْنَى. Evet, yetimdin, seni korudu. Kayıptın, seni buldurdu. Evet, senin ahiretin dünyadan daha güzel olacak. Yani inneke bi'ayyunine habibim, sen bizim gözümüzün önündesin, kontrolümüzdesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her şeyi Allah'ın kontrolünde. Onun için kötülük işleyemez. Seçmiş öyle. Evet. Böyleyken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm evlenme haklarını kullanmış. Evet. Allah evlenin duyuruyor. Velilere de bekarlarınızı evlendirin buyuruyor. Efendimiz masumken günah işleme imkanı yok. Allah koruyor onu. İken tüm evlenme haklarını kullanmış. 13 tane hanımı var. Şimdi bunu dillerine dolaştırıp bazı tabi din düşmanları, Yahudiler, Hristiyanlardan İslam'ı yıkmak için eserler yazılmış. Özel ilim dalı kurulmuş. Şarkiyatçılık, oryantalistlik. Dertleri İslam'ın bir çürük yerini bulup İslam'ı yıkacaklar. Bunun için bir ilim dalı, bir meslek meydana gelmiş. Hatta rahmetli Tayyip Okiş hocamız, onun ağzından duymuşum. Ankara İlahiyat'ta hocalık yaptı yıllarca. Massignon, zamanımızın en büyük İslam alimidir. Yani İslam bilgilerinin alimidir. Deha sahibi bir adam, Yahudi. Karısı da Yahudi profesör. Kendi de İslam'ı yıkmak için Kur'an öğreniyor, Arapça öğreniyor, her tür hadis öğreniyor, fıkıh öğreniyor. Senden benden iyi, zekası çok. İslam'ın boşluğunu bulup yıkacaklar. Onun için bütün oryantalistlerin hedefi bu. Evet, İslam'da karışıklıkların nedeni de Yahudi, Ablaim Sebe denilen bir Yahudi. Göbeğine kadar sakallı, sarıklı, cübbeli, güzel Kur'an okuyor, güzel vaaz ediyor. Her türlü ibadetlerini yapıyor. Müslümanları yıkmak, birbirine düşürmek ki başardı. Hazreti Osman'ı Kahire'den kışkırttığı orduyla gidip şehit ettirdi. Sonra Osman taraftarları, Ali taraftarları başladı. Siyasi kavgalar hala devam ediyor biliyorsunuz. İslam aleminde kanayan bir yaradır. Sebebi bu Abdullah bin Sebe adındaki Yahudidir. Tabii bunun yanında Hristiyan oryantalistler de var. İşte aynı bunun gibi İslam yıkmak için bu Massignon, karısı kocası, ikisi de bu maksatla, ikisi de profesör. Hocamın ağzından duymuşumdur. Bu şu anda en büyük İslami ilimler alemi Massignon'dur dedi. Çok iyi biliyor. Hatta hatta araştırmış bulamamış eksiğini. Düşünmeye başlamış. Düşünen insan, tefekkür eden insan doğruyu bulur. Karısı da çok hain bir Yahudi. Bakmış ki düşünmeye başlamış. Eskiden bir kasıtla araştırma yapıyor. Bu defa düşünmeye başlayınca karısı İslam araştırmalarını ona yasaklamış Müslüman olacak diye. Bunu da hocaya söylemiş. Ya Tayyip Bey demiş, benim hanım beni İslami araştırmaları yasakladı, yapmamı yasakladı, Müslüman olur diye. Evet, böyle kitaplar yazıyorlar. İşte 13 evli yaptı, huvarda, zampara falan diye. Kaytan mesela bunu söylüyor, seyrediyor de tekrar ettiysek affola. Allah razı olsun, Asım Köksel hocamız buna dair cevaplar vermiştir.
çok güzel İslam tarihi yazmıştır. Cevaplar verildi de şimdi o eserleri Türkçe'ye tercüme ettiler. İslam düşmanlarının bu eserlerini Türkçe'ye tercüme ettiler. Bunu da tabii başka bürokrasi okuyor. Sizler okuyorsunuz. Gazetede yayınladılar. Evet. Okuyanlar da işin aslını bilmediği için Allah Allah. Demek peygamber huvardıymış ya, zamparıymış ya falan. Etkisinde kalıp konuşuyorlar. Konuşuyorlar. Evet. Halbuki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evlenmesi zamparalıktan dolayı değil. Neden? Allah'ın ayetlerini okudum sizlere. Hiçbir peygamber günah işlemedi. Ufak tefek sürüşmeleri var. Ama günah işleyen peygamber yok. Masumdurlar tüm peygamberler. Bizim inancımız böyle. Allah da böyle buyuruyor. O zamanki yaşayış, müşriklerin putperest halkın yaşayışında ahlak yok, sıfır. İnsanlık diye bir şey yok. Böyle bir ortamda güzel peygamberimiz babasız büyümüş. Daha doğmadan babası vefat etmiş. Küçük yaştayken annesi vefat etmiş, yetim büyümüş. Amcasının yanında, dedesinin yanında, sonra amcasının yanında. Yani siz dersiniz ya, bir azıcık yaramaz çocuk olduğumu, dulgarı çocuğu falan dersiniz. Peygamberimiz için bu tabiri kullanmıyorum. Ama babası yok, terbiye edecek bir otorite yok. Annesi de küçükken kaybetmiş, şunun bunun yanında büyümüş. Toplum da son derece bozuk. Son derece bozuk. Zina diye bir şey yok. Hayvanlar gibi. Hayvanlar gibi. Kuvvetli zayıfı eziyor. Öyle bir ortam var. İşte Efendimiz mesela Yusuf Aleyhisselam çok güzel değil mi? Peygamberimiz onun 4000 katı güzelmiş. Öyle kayıtlar öyle. 4000 katı güzelmiş Yusuf Aleyhisselam'ın. Biliyor musun? Onun güzelliğinden dolayı bakanın hanımı ona aşık oldu da Züleyha laf ettiler ona. O da kadınları çağırdı. Kur'an'da hikayesi en güzel ahsenül kasas. Hikayelerin en güzeli bu. Yusuf Aleyhisselam hikayesidir. Allah Celle Celaluhu öyle buyuruyor. Sosyete hanımlarını çağırdı. Yusuf Aleyhisselam da çıkardı huzuruna. O kadar güzel ki kadınların güzelliğini hayranlığından ellerinde meyveleri soyacağım derken ellerini kestiler. Haberi yok. Kadınların haberi yok. Beni kınıyorsunuz dedi. Gördünüz mü siz elinizi kestiniz. Yani bu Yusuf'a kölesine aşık oldu diye dedikodu yapıyorsunuz. Elinizi kestiniz, haberiniz yok dedi meyveyi keseceğiz derken. Böyle ama peygamberimiz onun 4000 katı güzelmiş. Kitaplarda öyle yazıyor kaynaklarda. Hatta o güzellik ta Adem Aleyhisselam'dan peygamberden geçe Abdullah, babası Abdullah'a gelmiş. Abdullah'a mersiyeler döktürüyorlar kadınlar. Aşık oluyorlar. Ondan sonra hamile kalınca anasına geçmiş bu güzellik. Herkes görüyor onu. Doğunca da bizzat güzelliğin kendisi doğmuş. Böyle güzel bir insan. Babası yok, terbiyesi yani otorite yok ortada. Toplum da çok bozuk. Evet. 25 yaşında peygamberimiz evlendi. 25 yaşına kadar bekar kaldı. Tabii ben inanıyorum. Sen inanıyorsun. Ben inandım peygambere laf kondurur muyum? Tabii kondurmam. Ama her zaman söylüyorum. Şu anda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kütüphanesinde var. Vocabulaire de Philosophie. Voltaire'in felsefe lügatçesi var. Fransız bilenler gidip araştırabilir. Muhammed maddesini okuyabilirler. Bu Voltaire Hristiyan bir ailenin çocuğudur. Çok muhafazakar bir Hristiyan ailenin çocuğudur. Kiliseye götürürler sık sık. Fakat filozof olacağı adam çok zeki. Aklı ermeye başlayınca bakmış ki papazların söyledikleriyle yaşayışları hiçbirbirine uymuyor. Ondan sonra din buysa demiş, ben dinsizim demiş. Ömrü billah dinle uğraşmış. Papazlarla uğraşmış, kiliseyle uğraşmış.
O işte papazlar, Hristiyan alemindeki bu dediğim oryantalistler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında böyle şeyler yazıyor. Bak bir kadın yetmemiş, 13 kadınla evlenmiş, Sampara, Huvarda filan diye. Sizin ne mal olduğunuzu biliyorum diyor kitabında. Size inanmam diyor. Cahiliye dönemindeki Şiiler, putperest müşriklerin yaşayışları, çünkü cahiliye putperest Arapları son derece güzel şiirler söylüyorlar. Hitabetleri muazzam. Böyle bir toplum. Onların şiirleri, mesela bunlardan İmrül Kays'ı bize de hocalarımız ezberlettiler. Hala İlahi Tevkül'den İmam'da okuturlar. Ben şiirlerini hala o kadar güzel şiirler söylüyorlar. Herkes böyle. O şiirlerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu anlattığım şeyler anlatılıyor. Müşrik putperest kadınlar, kızlar tarafından. Peygamberimiz güzellikleri anlatılıyor. Ve kimseye ekmek vermediği, hiç pis, böyle kötü şeylere bulaşmadığı ne dair şiirleri de var. Yüz vermiyor kimseye diye. Bunları işte UNESCO bunları Fransızca İngilizceye tercüme etti. Halen duruyor UNESCO'da. Gidip inceleyebilirsiniz. Halen duruyor o bir şeylerde, arşivlerinde. Onları incelemiş. Ondan sonra diyor ki bahsettiğim felsefe lügatçesinde Muhammed maddesinde sizi gidi müfteri, iftiracı, kara sakallı yobaz papazlar sizi. Muhammed'in hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Bir dinsiz filozof söylüyor bunu, bakabilirsiniz. Ve Muhammed'in hayatında hiçbir kara leke yok diyor. Bir dinsiz söylüyor bunu. Tabii ben inanıyorum Peygamberimize, Kur'an'da böyle. Toz kondurmam ama dinsiz söylüyor. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında hem de iki kocadan 3 çocukla dul kalan Hatice anamızla evlendi. Bunlar çok önemli. Bilmeniz lazım. Çünkü bu benim söylediklerim üst tabakada dolaşıyor. Hakimler arasında, savcılar arasında, profesörler arasında o yazılan kitabı okudular çünkü. İşin esasını bilmiyorlar. Evet, ben de bir hakim arkadaşıma İslam'da Nikah diye bir kitap yazdım. Ben de hukukçuyum, ben de avukatlık yaptım. Ama son sözü hakim söylüyor. Dedim ki ağır ceza hakimi, şunu incele dedim. Suç unsuru varsa, çünkü benim hocam İslam nikahını anlatmaktan 1,5 yıl hücre hapsine mahkum oldu. Üsküdar'da Paşakapı cezaevinde Ahmet Davutoğlu rahmetullahi aleyh hocam. Bir de dedim sen incele. Ben inceledim ama dedi ben dedi bunu bizim savcıya inceleteyim. Çünkü bizim savcı her akşam içer dedi. Hiç camiye de gelmez. Ona inceleteyim. Tamam dedim. Bizim aziz milletimizin mayası sağlam. O sarhoş savcı baştan sona dikkatli okumuş. Demiş ki hocam zaten çok dikkatli yazmış. Suç unsuru bulamadım. Suç unsuru yok. Bu kitap basılınca demiş hem bana hem de arkadaşlarıma 15 tane isterim. Ben de Müslümanım demiş. O sarhoşumuz elhamdülillah. Mayamız bizim iman dolu. Evet şimdi İşte o ağır ceza hakimi dedi ki, bizim dedi yılda bir defa biz İstanbul hakimleri toplanırız. Yılda bir defa bunu adethane getirdik. Bizim arkadaşlardan peygamberimize Huvarda diyen, Zampara diyenler oluyor. Bunlar cuma bayrama giden adamlar, Müslüman adamlar. Toplantıya seni çağırsam gelir misin? Niye gelmeyeyim dedim. Çağırdılar 250 kadar hakim. Evet. Eşleriyle beraber bir yemek veriyorlar. Gittik. Bu meseleyi buldu, çıkardı, sordu. Ben de anlattım. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında evlenmiş. O zamana kadar hiçbir leke yok. Bunu ne kim söylüyor? Dinsiz söylüyor. Dinsiz, din düşman adam. Kesinlikle diyor, onun hayatı tertemiz diyor. Hiç leke yok. 25 yaşında da 40 küsur yaşında bir kadınla evleniyor. İki kocadan dul kalmış. 25 yaşın en fiziki bakımdan en adamın azgın olduğu dönemdir değil mi?
Gidip de böyle 17-18 yaşında kız almıyor. Gidiyor bak 40 yaşında. Hani kovarda denenlere cevap. Ve o vefat edinceye kadar, evet o vefat edinceye kadar hiç ikinci bir kadınla evlenmiyor. O zaman çok kadınla poligami var, evlenmek normal o ortamda. Normal evlenmiyor. O vefat ettikten sonra evlenmeleri hep o vefat ettikten sonra. Mesela Ümmü Habibe anamız Ebu Sufyan'ın peygamberimizin baş düşmanı Ebu Sufyan'ın kızıdır. Müslüman olmuş, kocasıyla beraber çok eziyet gördükleri için Habeşistan'a izin vermiş Müslüman'ın hicretine. Orada kocası ölmüş, yalnız kalmış. Haber gönderiyor Habeş Necasi'sine. Gerçek mümindir, Hristiyandır. Peygamberimizi kabul etmiş adamdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kılmıştır. Şimdi ben bildiğimi söyleyeceğim. Siz de yine isterseniz yapacaksınız, istemezseniz yapmayacaksınız. Şu konuşmamın hesabını vereceğim ben kabirde. Ben kitaplara göre konuşuyorum. Onu arz etmek istiyorum. Şimdi gıyabi cenaze namazı kılıyorlar. İşte diyorlar peygamber kıldı. Hayır. Cenaze namazı ölen kimsenin başı gövdesinin yarısı olmadan önde kılınmaz. Başı yoksa, vücudun tamamı yoksa cenaze namazı sahih değildir. Bütün fıkıh kitaplarında böyle yazıyor. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Başkalarını karıştırmıyorum. Ama şimdi dua değil mi? Ya İmam-ı Azam böyle söylüyor. Onun giden hocalar böyle, izinden giden hocalar kitaplar böyle söylüyor. Peygamber kılmış ya. Hayır. Yalnız o değil. Peygamberimiz bir sefer sırasında sahabenin yoldayken sahabeden birisi vefat etmiş. Cebrail aleyhisselam gelmiş, demiş falanca öldü. Biz ne deriz? Vah vah niye öldü deriz değil mi? Hayır öyle denmez. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Evet öyle söylenir. Birisinin vefat haberi duydunuz mu? Vah vah niye öldü denmez. Sıkıysa el ölme. Müslümanın imanının gereğidir bu. Biz hepimiz Allah'ın kuluyuz. Onun kanuna tabiiz. Sırası gelince biz de öleceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah ona gani gani rahmet eylesin deriz. Dikkat edin şimdi böyle denmiyor. Evet onu söylüyorum. Sizi uyarıyorum kardeşiniz olarak. Öyle söylemiş. Onun cenaze namazı kılmak isterdin mi? Kılmak ister miydin kardeşim demiş. Cebrail aleyhisselam peygamberimize. İsterim ama demiş Medine'lere bulunduğumuz çöl nere? Cebrail aleyhisselam getirmiş o Müzenni Hazretlerinin şeyini cenazesinin önüne koyuvermiş. Ve cenaze namazı kılmış. Aynı şekilde bilimsel kaynaklarda böyle yazıyor. İsterseniz İslam hukukunun temel kaynağı 30 cilt tercüme ettiğimiz Mebsut, İmam Selam Mebsut'unu inceleyebilirsiniz. Orada kaynaklarını biz dip halinde gösterdik. Kâsani var Arapça biliyorsanız, diğer fıkıh kitapları var. Necaşi'nin cesedini, naaşını Cebrail aleyhisselam getirmiş, koyuvermiş. Öyle kılmış. Sen de öyle bir kabiliyetin varsa getirebiliyorsun eyvallah. Bir şey demem. Ama sende o kabiliyet yoksa Hanefi mezhebine göre gıyabi cenaze namazı kılmak yanlıştır. Cenaze namazı da bir defa kılınır. İkinci defa kılmak da mekruhtur. Sünnete aykırıdır. Bunu da arz ediyorum. Kitaplarda böyle. Yine siz bildiğinizi okursunuz. Evet neyse efendim. Şimdi o Necaşi'ye haber göndermiş ki Ümmü Habibe yalnız kalmış, korumasız kalmış. Onu bana nikahla demiş. Seni vekil tayin ediyorum. Mehirini filan ödeyeceğim. Ümmü Habibe'yi korumak için onunla evlenmiş. Ebu Süfyan'ın kızıdır. Hazreti Muaviye'nin kardeşidir. Evet. Ondan sonra Safiye anamız Hayber'in fethinde esir alınmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onunla evlenmiştir. Esir, cariye. Bir peygamberin hanımı olabilir. Bunu göstermek istiyor. Bir hanım cariye de olsa öyle değerli insandır. Zorla Müslüman olacaksın de dememiş ona. Ama Safiye anamız
peygamberler sülalesinden asil bir kadın, zeki bir kadın. Allah şefaatini bizim aile eylesin. Müslüman olmuş. Müslüman olunca, peygamberimizin hanımı olunca Yahudiler demişler ki bütün Arap kabilelerini kışkırttılar, kışkırtanlar Yahudiler. Şimdi dünyayı kışkırtan Yahudiler olduğu gibi. Dünyayı ateşe boğmak için herkes birbirine düşürüyorlar. Halen karakterleri bu. Karakterleri bu. Mel'un millet. Duribet aleyhimüz zilletu vel meskene. Febâ'ü bi gadabi minel. Ayet bu beyefendi. Cevat Hoca böyle diye bana kızma. Ayet böyle söylüyor. Şerefsiz millet diyor. Allah'ın buğzuna uğramış mel'un millet diyor. Ayet bu. Bundan dolayı peygamberleri kestiler, öldürdüler. Salih kişileri öldürdüler. Irkçı, menfaatçı, menfaatçı her şeyi yapar. Buna karşı koyanları hep doğradılar. Kur'an'da şeyleri böyle. Lanet, bundan dolayı Allah onları lanet etti. Evet efendim, Yahudiler de Arapları kışkırtıyor. Tek dertleri ne? Peygamberimiz Arap. Neden Yahudilerden olmadı? Hasetleri bundan. Ondan dolayı bütün kışkırtıyorlar filan. Hazreti Osman şehadetine sebep olan Yahudi de bunun için. Böyle düşmanlar. Neyse demişler ki Hazreti Safiye anamız peygamber sülalesinden asil bir kadın. Sonra çok Osmanlı bir kadınmış. Çok zeki bir kadınmış. Peygamberimiz onu kullanmış. Mesela Hendek Harbi'nde Medine'de bırakmış. Hanımlar bırakıldı. Erkekler çarpışıyor. Günlerce sürdü biliyorsunuz. Peygamberimiz hanımlarını bir şeye toplamış Efendimiz. Bu Ümmü Seleme anamız Osmanlı bir kadın. Osmanlı böyle eli canlı kanlı bir adam. Böyle canlı. Efendimiz harpte uğraşırken Yahudi onların peygamberimizin hanımlarının evine doğru gelmeye başlamış. Çok zeki kadın, onun gelişinden maksadı peygamberin hanımlarına tecavüz edecek ve efendimizin şeysini halk nazarındaki itibarını düşürecek. Maksadı bu. Yürüyüşünden anlamış bunu. Hemen başına diktiği bir oğlan kapıcı dikmiş peygamberimiz, erkek nöbetçi. Oğlum demiş, şu sırığı al demiş. Şu Yahudi demiş kötü niyetle geliyor buraya. Kapının arkasından dur, kafasına indir. Anacığım demiş, ben demiş şeyde gelemem demiş o. Almış sırığı, kapıyı mahsus biraz kaytırıp bırakmış. Hani unutmuş gibi numara yapmış. Yahudi gelmiş, kalktırmış kapıyı, kimse yok. Kafasını uzatmış, kimse yok. Olunca içeri girmiş, içeri girip hainlik yapacak. Kadınlara tecavüz edecek. Kapının arkasında saklı olan Ümmü Seleme anamız koca sırığı vurmuş Yahudi'nin kafasına, 5 metre uzatmış. Öyle güçlü bir kadın. Al şunları. Anacığım demiş, ben korkarım. Öyle o yok mu canım şimdi? Ben korkarım diye. O da öyle bir oğlanmış. Zaten onun için peygamberimiz harbe götürmemiş onu. O üstündeki şeyleri de almış. Böyle bir mesela orada bunu kullanmış. Bunun şeyli olduğunu. Yahudiler demişler ki Ebul Kasım damadımız oldu. Artık bundan sonra onu harbaşmayalım. Siyasi evlenmesi. Siyasi. Doldur zaten. Siyasi. Mesela Cüveyriye anamız beni Mustalik kazasında komando. Bütün kabile komando. Yani müthiş asker. Baş düşmanı İslam'ın. Peygamberimiz onları kıskıvrak yakalamış. Esir almış. Cüveyriye anamız da kabile reisinin şeysi. Kızı. O da esirler arasında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında esir. Babası yaşlı olduğu için ona dokunmamışlar. Yaşlılara, şeylere, çocuklara, ihtiyarlara dokunulmuyor ya. İslam'da kanun böyle. Ona dokunmamışlar. 90 yaşında adam ne yapacak? Ne kadar devesi varsa toplamış kabile reisi. Zengin deve sürülen toplamış. Kızına fidye verecek, kurtaracak kızını. Medine'ye gelmiş. Evet. Fakat bir tanesini, şimdi ben kızımın geri döndüğüm zaman
Neyle geçineceğiz demiş. Bir tane deveyi bir şeye çayın, biz bıçık deriz, selin aktığı yer, sel toprağı yarmış, onu ya saklamış, bağlamış. Dönüşte alırım diye. Gelmiş şeye, peygamberimize demiş, aha demiş, bu deve sürüleri hep senin. Sığır sürüleri, koyun sürüleri, kızımı bana ver demiş. Develerim hepsini getirdim. Efendimiz demiş ki, selin bıçığına bağladığın deveyden hiç bahsetmiyorsun demiş. Adam öyle deyince kimse dönmedi. Şehadet kelimesi getirmiş, Müslüman olmuş. Evet, Cüveyriye anamız, peygamberimiz hanım olunca 1000 kişi birden Müslüman olmuş. Siyasi. 1000 kişi birden Müslüman olmuş. Bizim kabilenin hanımı, peygamberin hanımı oldu diye, şeref kazandık diye. Evet, mesela Hazreti Ayşe anamız çocukken evlenmiş onunla. Hazreti Ebu Bekir ısrar ediyor. Ya Resulallah, şey olalım, akraba olalım. Mesela Hafsa anamızı Hazreti Ömer ısrar ediyor. Evlen diye. Hafsa anamızı onların hatırına almış. Sonra Zeynep anamız var. Oğlu Hüsam şeyin şeysi, hanımı. Evlatlık eskiden var idi. Evlatlık var idi. Medine-i Münevvere'de yasaklandı. Peygamberin evlatlığı olan o Zeyd, kara kuru bir oğlan. Bacaksız, kara kuru bir oğlan. Zeynep anamız da peygamberimizin sülalesinden çok güzel bir kadın. Kanlı canlı. Demiş, onu alıver bana. İyi düşündün mü demiş Zeyd. Düşündüm demiş. Bir daha düşün demiş. Yine gelmiş bir hafta sonra. Onu alıver. İyi düşün demiş. Git. Bir daha gelmiş. Ya istiyorum demiş. Peki. Gitmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istemiş. Zeynep anamız güzel kadın, asil kadın. Ama evlatlık da peygamberimizin oğlu sayılıyor o zaman. Peygamberimiz de gelmiş. Akıllı kadın. Peygamberimiz ne dese Müslüman he der. İtiraz etmez ya. Hazreti Ebu Bekir'in 1 numaralı Müslüman olması sebebi budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptıysa hiç neden böyle diye sormamış. Tamam demiş. Müslümanlığın en yüksek noktasını böyle eriliyor. Peygamber'e teslim olmakla akıllı kadın tamam demiş ya Resulallah. Kabul etmiş, evlenmişler. Evlendikten sonra Zeynep güzel, asil bir aileden, ötekinin aslı köle. Başlamış kavga. Erkek saymıyor. Gelmiş peygamberimize, efendim beni erkek sen, ben sana dedim oğlum demiş, düşün dedim, git demiş karını tut. Bir hafta sonra yine gelmiş, yapamıyor, git demiş, kızmış, git. Bir ay sonra demiş, olmuyor ya Resulallah, olmuyor. Beni erkek yerine saymıyor. O zaman boşanmışlar. Bak sen şimdi, neden bu olayların hep bir hikmeti var. Ondan sonra bir süre geçmiş, biliyorsunuz. Kadın boşandıktan sonra 3 hayız bekler. Evet. O şeyler geçtikten sonra Allah peygamberimize ilham etmiş. Zeynep'i al nikahla diye. Halbuki evlatlık öz oğul sayılıyor. Örf böyle asırlardır böyle gelmiş. Efendimiz ağır almış. Diyor ki Kur'an'da var bunlar. Elmalı Hoca'nın 1936 Devletin Basrı tefsire bakın efendim. Çok güzel tefsirdir. Ne kadar Habibim sen gizlesen biz bunu açığa çıkaracağız. Şeyi alacaksın diyor. Zeynep'i alacaksın. Neticede Zeynep anamızı almış. Yani İslam'da evlatlık yoktur. O sizin ağızlarından çıkan bir palavradır diyor Allah. Sizin ağzından çıkan palavradır. Evladım, oğlum diyorsunuz ya. Elin oğlu o diyor. Sizin oğlunuz değil. Onun için insan oğlunun hanımıyla evlenemez. Tamam. Ama o senin oğlun değil. Onun için bunu asırlardır süren bu adeti asıl olmadığını bizzat peygamberimizde Allah olmadığını göstermiş. O maksatla onunla evlenmiş. İslam hukukunun hükmünü açıklamak için. Yani demek istediğim her evliliğinde böyle bir ya ahlaki, ya dini, ya insani, ya siyasi bir sebep var. Bir sebep var. Kabileler arası kavgaları
sona erdirmek için evlendikleri hanımlarımız, analarımız var. Yani şehvetine düşkünlüğünden değil. Şöyle böyle kitaplar var şimdi. Bu kanaatte olan hem de üst tabakadan okumuş kimseler var. Lütfen Müslüman adam Peygamberimiz hakkında böyle bir şey düşündü mü? İşi yaştır. Efendimiz masumdur. Bütün peygamberler masumdur. Böyle bilmeden yanlış düşünenlere karşı söylüyorum. Evet efendim şimdi evet önce kadınlar bana sevdirildi. Yani bu sözde ne var? Ha, insan neslinin devamına önemini göstermek için diyor şerh eden üstazlar. Önce kadın dünyadan bana, dünyadakilerden kadın bana sevdirildi. Hubbübe ileyye ennisâü. Erkek kadını sevmese evlenmez. Onun nazını çekmez, kahrını çekmez. Onunla, Allah onu evlendirecek, sevdirecek ki öyle yaratmış ki nesil çoğalacak, nesil devam edecek, İslam nesli çoğalacak. Peygamberimiz buna işaret etmek için kadını önce zikretti diyorlar, andı. Evet, evlenme çok önemli. Evlenmek Peygamberimizin sünnetidir. Sünnetimi işlemeyen femen gavibe en sünneti feleyse minni. Hadis aynen böyle. Benden değildir diyor. Evet, Müslüman değildir anlamına gelir bu ama yani bir adam günah işleyince kafir olmaz. Niye böyle söyledi Peygamber? Vurgulamak için diyorlar böyle söyledi. Evet, inkar etmemek kaydıyla bir adam ne kadar büyük günah işlese Müslüman kafir olmaz. Ama bu yaptığı çok büyük bir hata olduğunu göstermek için feleyse minni. Evlenmek bu kadar önemli. Bunu dikkat edecektir. Ve cü'let kurreti ayni fis salati. Evet, gözümün nuru da namazda kılındı. İslam'ın şartı beş. Başkalarını söylemedi. En önemlisi namaz olduğu için sadece bunu zikretti. Sadece bunu zikretti. Öbürler söylemedi. Öbürler de var. Bilhassa namazdan bahsetti. Namaz dinin direği. Allah'la münacat etmektir. Şimdi namaz kıldık Allah kabul etsin. Amin yok değil mi? Evet. Evet, garanti namazınız da ondan amin demediniz biliyorum. Evet, camiye gelir de imama uyarsanız namazınız garanti. Hesabını hoca verecek. El imamu daminun, peygamber öyle söylüyor. İmam kefildir. Cemaatin namazının sorumlusu imamdır. Siz size düşeni yaptığınız takdirde hesabını imam verecek. İmamlık budur. Ama güzel kıldırdı mı da burada kaç yüz kişi varsa sen bir alacaksın o 500 kişi alacak. Öyle hem karı çok hem zararı çok. Evet namazınız garanti. Onun için namazınızın garanti olması için camiye gidin. Evde kılmayın. Gidin camide imama uyun. Namazı garantili belge alın. Ayrıca namaza gitmek gelmek yolu fi sebilillah yoldur. Gelip giderken ecel gelse ölseniz veya birisi trafik kazası Bursa öldürse sizi şehit olursunuz. Allah yoludur. Ne zaman geleceği belli değil. Ayrıca gelirken bir adımızda bir gün sevap, bir adımızda aynı adımızda bir de günahımız siliniyor. Ayrıca beş vakit namazı camide cemaatle kılmaya alışan mümin garantili imanla göçüyor. Buna da hadisler var. Garanti. Böyle bir şey var. Ayrıca şimdi dünya bizimle uğraşıyor. Geçenlerde de söyledim. Yine söylüyorum. Buna çok önem verin camiye gelmeye. Dünya bizimle uğraşıyor. Dünya krizde. Evet ben Amerika'da kaldım. Avrupa'da kaldım. Amerika krizde. Aziz kardeşlerim. Avrupa krizde. Fransa'da Jacques Chirac Cumhurbaşkanı ağzından duydum televizyonda 3 defa konuştu. Fransız kadını çocuk yap, yabancılar iktidara gelecek diye. Avrupalı kadın çocuk yapmıyor arkadaşlar. Amerikalı kadın son derece prim veriyor, doktor veriyor, ilaç veriyor. Yine de çocuk yapmıyor. Dışarıdan gelenler de bu kanunlardan yararlanmak için abire çocuk yapıyor.
Yabancılar iktidara gelecek, kriz burada. İhtiyar hepsi gavurların, Amerikan gavuru da, Avrupalı gavuru da ihtiyar. Yabancılar ülkeye hakim olacak, dertleri bu. Papa bunu kurnazlıkla önce Müslümanları kovayım diye Müslüman düşmanlığına çevirdi. Önce bize baskı yapıyorlar şimdi biliyorsunuz. Okuyorsunuz. Evet efendim. Elhamdülillah memleketimizin mayası sağlam. Her ne kadar eleştiriyoruz filan ama gene de mayamız sağlam. Gene dünyanın en genç nüfusu olan ülkelerden birisiyiz. %50 gencimiz var. %26 çocuk nüfusumuz var istatistiklere göre. Yani istikbalimiz parlak. İstikbalimiz parlak. Avrupa ise çöküyor. Neden? Çocuk yapmıyor kadınlar. Yabancılar iktidara gelecek. Evet. Şeyde Belçika'da eğer yanılmıyorsam Avrupa'ya eskiden gidiyordum. Şimdi yaşlandım gidiyor olur mu? 5000 kişilik salon dolu. Türklerle dolu. Evet, konuştuk, güzel oldu. Allah denk getirdi. Güzel bir havayla, güzel bir konuşma oldu. Bir tane adam çıktı, dedi ki, ben dedi, bu şehrin belediye başkanıyım. Çok güzel oldu, teşekkür ederiz hocam falan. Dedim, arkadaş, bir Türk'ten daha güzel Türkçe konuşuyorum. Bir de belediye başkanıyım diyorsun. Bu ne biçim iş, beni mi aldatıyorsun? Hocam, biz dedi, %50'yiz burada dedi. Yabancı nüfus %50 çocuk yapmıyorlar. Kaç sene evvel söyledi bunu bana. Onun için dedi belediye başkanı ben kazandım dedi seçimde dedi. Avrupalının Amerika'nın derdi bu. Yaşlanıyor, krizdeler. Yabancılar iktidara gelecek. Elhamdülillah biz başlarına eskiden olduğu gibi vuracağız omuzumuz, şeyimiz yumruğumuzu başına vuracağız. Sözümüz dinlenecek inşallah. Allah ordumuza da Suriye'de zafer ihsan etsin. Mehmetçiğe yardım etsin inşallah. Kastımız oradaki hainleri temizlemek. Evet. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Hainlere Avrupalıların silah verdiği, teşkilatlandırdığı, eğittiği bunlar hep fotoğraflarla sabit. Böyle yapıyorlar. Ondan sonra da yüzümüze gülüyorlar. Bizimkiler yutmadı tabii. Vardılar. Hepsini temizliyorlar. Onların kılığına girmiş Amerikalılar da ölüyor orada. İngilizler de ölüyor. Ondan kılığına girip savaşıyorlar çünkü. Elhamdülillah. Allah yardım etsin inşallah. Evet bizim şeyimiz bu. Şimdi onu söylüyorum. Buradan gittik. Camiye doldurduğu zaman müminler düzgün saflar halinde camileri Allah'ın evidir camiler. Doldurduğu zaman hadis böyle efendim. Meleği alayı çağırırmış ki Allah Zülcel Hazretleri ben bu memlekette gazap edecektim, azap edecektim ama şu müminlerin benim evimde dümdüz el pençe divan durup namaz kılmalarından çok hoşlandım. Belaları kaldırdım. Evet. Camileri doldurun. Dünya birleşseler kılımıza dokunamazlar. Allah engel olacak çünkü. Böyle müjdeli hadisler var. Camilere gidin diye söylüyorum. Namazı dinin direği. Es-salatu imadu'd-din. Efendim, "Men terakaha hedemed-din." Hadis bu efendim. Namazı terk eden dinin direğini yıkmış olur. Bu camiyi, bu çatıyı ayakta tutan şu duvarlar. Büyük kubbeli camilerde biliyorsunuz sütunlar var. Bunlar olmasa bu çatı durmaz. Namaz din binasının çatısının direğidir. Bunları kaldırırsan nasıl yıkılmaya mahkumsa o adamın imanı tehlikededir. En hafif bir şeyde gümbür yıkılır. Onun için buna dikkati çekmek açısından güzel peygamberimiz diğer İslam'ın şartlarını saymadı. Sadece gözümün nuru namazda kılındı diye namazdan bahsetti. Namaz yolda konmaz. Aman namaz, aman namaz diyor yani. Bırakmayın namazı diyor. Bir de tabii arz ettiğim gibi camiye gelin. Faydalarını söyledim size. Evde kılsanız bir sürü hesap vereceksiniz. Güzel okudun mu okumadın mı? Ya
Eğer Kur'an'ın tecvidine uygun okumadıysan namaz davacı olacak. Beni rezil etti diye. Böyle şeyler var. Ama geldin imama uydun mu hesabı imam verecek. Gel namaza akıllılık garanti belgesi al git. Yalnız size düşeni yapmak lazım. Evet şimdi size düşeni yapmak lazım derken buradan konuşuyoruz. Bazı şeyleri alışmış millet alıştığı için sanki normalmiş gibi kabul ediyor. Bizim sözlerimize şey yapmıyor. Siz bilirsiniz. Ben şimdi size bazı şeyler söyleyeceğim. Bunlarla ilgili isteyene bunların fotokopisini verebilirim. Gördüğüm yanlışlıkları arz etmek istiyorum. Evet. Türkçe Arapça bilmeyenler Mehmet Zihni Efendi'nin Nimet-i İslam'ının 224. sayfasına bakabilirsiniz. 224 Nimet-i İslam. Ondan sonra Türkçe Zübdetül Fıkıh Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin eserinin 48. sayfasına bakabilirsiniz. Keza Arapça arz ettiğim hocalara Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin hocası Molla Hüsrev'in Dürer kitabı vardır. Kaç yüz sene Osmanlı medreselerinde üst seviyede okunmuş muteber kitaptır. Onun kenarında da Şürrüm Bilali vardır. Onun 71. sayfasına bakabilirsiniz. Şimdi Merakül Felah Şerhu Nuril İzah 1. cilt 86. sayfaya bakabilirsiniz. Daha çok var. Namazda secde ettiğiniz zaman ayaklarınız yere değmesi lazım. Ayaklarınız yere değmesi lazım. Daha evvel de söyledim sanki. Kimisi ayaklarının sırtını koyuyor yere. Şimdi biriniz kalksın, sırtının ayağının sırtında ayağa kalksın. Sıkı mı? Var mı? Mümkün mü? Ayaklar parmak uçları yere değecek diyor Peygamberimiz. En güzeli böyle koyup böyle kaldırmak. Ama adamların parmakları kıvrılmıyorsa kireçliyse ucu değecek. Secde yedi aza üzere olur. Alın burun bir, iki el üç, iki diz beş, iki ayak parmakları yedi. Hadis bu. Bunlar yok, secde yok. Secde yok, namaz yok. Maalesef imam görmüşüm. Ayakları havada. Secdedeyken şaraman oynuyor havada. Fıkıh bilmiyor. Çok güzel Kur'an okuyor. Hafız. Ama 150 kişi cemaat. Söylesem imamı dövecekler. Gittim müftüye. Oturmuş kravatı takmış. İyi güzel. Sen dedim büro memuru musun? Niye böyle konuşuyorsun hocam dedim. Senin imam dedin namaz kılmayı bilmiyor. Secdede ayakları yukarıda havada. Allah sana soracak. Sen dedim müftüsün. Bu memleketin sorumlusun. Ben dedim murakip gönderiyorum. Murakip bilmiyor ki dedim. Namaza geldi mi gitti mi ona bakıyor dedim. O da fıkıh bilmiyor dedim. Allah sana soracak. Zamanlı zamansız bu hocanın namazı sahih mi değil mi gideceksin. Teftiş edeceksin dedim. Allah sana soracak. Evet. Havada ayakta imam gördüm. Ve cuma günü bakıyorum. Birçok adamın ayakları sırtını koyuyor yere secdede. Evet efendim. Kayıt verdim, cilt verdim, kitap ismi verdim. Namazları yoktur. Hoca bunları kabul etmeyecek. Bunlardan sorumlu değil. Çünkü sana düşen ayağını yere koymak. Koymadığın için senin namazın yok zaten. Hoca böyleyse hoca hepsinin vebalini hoca çekecek. Evet, ayak parmaklarınızı yere değdirmek zorundasınız. Çok adam görüyorum ben. Camiye geliyor, bunu yapmıyor. Bir, iki. Daha evvel de söyleysem affola. Hoca gereği gibi tekbir getirmiyor. Şimdi hocamıza sözüm yok. Tekbirler intikal tekbiridir. Allah'ın esi yukarıda, barr aşağıda olacak. İntikali. Geçiş tekbiridir. Geçiş tekbiridir. Semiyallahu limen hamd derken rükuda burada söylenecek. Heh burada diyecek.
Semi Allahu men hamide. Şimdi bizim hoca ne yapıyor? Doğruluyor. Yukarıda diyor Semi Allahu men hamide. Niye böyle yapayım hocam? Bizim hoca edemiyim ha. Kesinlikle. Hiçbir hoca edebimde yok. Kitaplara bakabilirsiniz. Cilt verdim, sayfa verdim. Şimdi cuma günü çok kalabalık oluyor değil mi burası? Her taraf doluyor. Hocayı kimse görmüyor. Sese göre hareket ediyorlar. Değil mi? Şimdi hoca kalktı. Burada Semiyallahu men hamde dedi. Doğruldu yani. Herkes rükuda değil mi? Dışarıdakiler de rükuda. Bir adam rükuda imamı yakalarsa, imamla beraber rükû ederse o rekatı kılmış olur. Şimdi imam kalktı. Halbuki dışarıdakiler imam Semiyallahu men hamde demediği için hepsi eğilip duruyor. Koştu geldi dükkanından, hemen uzandı, Allah-u Ekber de cumayı durdu. Rükuda diye herkes o rekatı kıldım sanıyor. Halbuki imam nerede? Yukarıda. O adamın rükusu var mı? Yok. Rükuda veya secdede imamla beraber, mesela rükuda bir defa Sübhan Rabbil Azim diyecek kadar, secdede bir defa Sübhan Rabbil Ala diyecek kadar imamla beraber olmadınız mı? Sizin imama uymanız sahih değil. Gitti bitti. Namaz yok. Bozuldu. Bu adam geldi. İmam yukarıdayken rüküye geldi. Komut vermediği için zamanında hocaya soruyorum. Niye böyle yaptın hocam? İmamdan evvel secdeden kalkan, rüküden kalkanın başı eşek başı gibi haşrolunur. Cemaati korumak için. Ah hocam sen böyle diyorsun ama o rükuda gelip rükuda seni zannederek gelen adamın hesabını sen vereceksin. Sen zamanında yerinde yap tekbirini, vebal onun olsun. Ama şimdi kendini ateş attın hocam. O adam hesabını sen verecek. Neden? Se bitirdim rükuyu demek. Se mi Allah'ın önünde. Hey bana sonradan gelen uymasın ben bitirdim rükuyu. Sesle değil mi? Şimdi aynı şey secdede de oluyor. Adam oturuyor. Hoca doğruyor. Burada Allahu Ekber diyor. Hocam Allah'ın esini burada söyle. Allahu Ekber. Rısı burada olsun. Yani adam secdeden senin kalktığını Allah'ın esiyle duysun. Ama hoca burada söylüyor. Allahu Ekber diye. Öteki hala yatıyor. Ondan sonra hoca gidiyor. O yeni doğruluyor. Oradan ağır davranıyor. Hoca ikinci secdeden de kalkıyor. Adam iki secdenin arasında otururken ikinci secdeye hoca ile beraber yetişemiyor. Adamın namazı bitti. Namazı yoktur. Secdede bir kere Sübhan Rabbil Ala diyecek kadar imamla beraber başı yerde olmayan adamın secdesi yoktur. İmam uyuması sahih değildir. Hocam onun için intikal tekbirlerini yerinde yap. Sen de sofuluk yapma. Hiç Sübhan Rabbil Ala demesen bile, hiç Sübhan Rabbil Azim demesen bile imam kalktı mı hemen kalk. Hiç demesen yine geçerli namazın. Ama secdede, rükuda imamla beraber olamadın mı namazın yok. Bunlar çok oluyor şimdi. Maalesef. Çok oluyor. Ondan dolayı size bunu şey etmek istedim. Şimdi buradan bir şeye de değinmek istiyorum. Bana kızmak yok. Kitap numarası vereceğim, cilt numarası vereceğim. Tahkik edin, bana inanmayın. Evet. Şimdi camilerde alt kat, üst katta namazlar kılınıyor. Evet. Fetva verilmiş. Ses giden yerde sahiptir demiş. Şimdi mebsut en esaslı fıkıh kaynağı 30 cilt. Birinci cilt 184. sayfa Arapçası, Türkçesi biz tercüme ettik. Birinci cilt 327. sayfa. Evet, bu bir. İkinci, evet, Minhaç, sayfa 365. Evet, Molla Hüsrev, Dürer, sayfa 92. Lütfen bakın, Kasani, birinci cilt 158. sayfa. Çok var. Cemaatin imamı görmesi lazım. Ses yetmez.
Neden? Anlattım. İmam kalkıyor. Semiallahu limen hamde. Arkasından geliyorlar ya. Öyle değil. Mesela imam da insan. Ben de imamlık yaptım. Bir de insanız. Bazen yanılabiliriz. İki defa oldu. Bu hocalar haklı. İki defa oldu. Şimdi şunu ben söyledim, imam kaldırdı, Allah razı olsun. Bu şu delik boşuna değil arkadaşlar. Bakın minberin altında boşluk var. Hayır, o boşuna süs değil o. Öbür taraftaki adam imam görsün diye. Fıkıh gereğidir o. Birçok yerlerde bu deliklidir minber. O fıkıh gereğidir. Evet, imamı görmezseniz imama uyamazsınız. Neden? Şimdi ben Denizli'de vaaz ediyorum. 1967'de efendi. Bizim'de Dürer okuyoruz. Kalabalık. Minberi eski minber diye hoca kaldırdı. Yenisini yaptırdı. Elleme dedim ya. Tarihi daha güzel. Yok dedi. Yenisini sen bilirsin. Eskisinin altı delik böyle. Aralarda da süs gibi ama delik. Yeni adam minber yaptı, kapattı hepsini. Cami kalabalık. İki namazı kılıyoruz. Seninki üçüncü rekatta, dördüncü rekat zannetti. Allahu Ekber dedi. Yani oturma tekbiri getirdi. Herkes oturdu. Ben kalktım çünkü üç. Ben kalkınca anladı hatasını, o da kalktı. Problem yok. Biz kalkınca arkamızda bizi görenler hepsi kalktı. Ama minber öbür tarafında 70 kişi varmış. Bizi görmediklerin hepsi oturmuş. Biz son rekatı okuduk. Allahu Ekber deyince biz rüküye gittik. Onlar ayağa kalkmış. Tekbir aldı ya hoca. Evet. Ondan sonra biz rüküyü yaptık. Semi Allahu limen hamde dedi hoca. Bir gürültü geldi minberin öbür tarafından. Emekli polis memuru Mehmet Bey var. Yanında da bir Hacı Bekir var. Hacı Bekir dedi, bizim namazımız olmadı dedi. O da sus dedi, namazın bozulur dedi. Ama bu lafı duyduk. Şimdi 70 kişinin namazı gitti. Bakın komut, oturma komutu olduğu için ses yetmedi. Görmedikleri için namaz gitti. Bir dakika olsun. Olmaz hocam. La tubtilu amalekum ayeti cellidir. Başladığınız ibadeti iptal etmeyin tamamlamadıkça. Namazı iftitah tekbiriyle başlanır, Esselamu Aleyküm'le biter. Allah buyuruyor ki, ibadetinizi iptal etmeyin. Tamamlayın. İmam kaçırdı. Çok yemiş. Değil mi? Olabilir ya. Kabahat sizin, hocanın değil. Hocayı sevdiğiniz için tatlı şeyler koyuyorsunuz. Ye hocam, ye hocam. O da yiyor, kalp kırmayan diye. Sizin hatırınıza yiyor canım, yiyeceğinden değil. Çok yediği için eğilip dolurken pıs kaçırıyor. Evet, bu fıkıh kitaplarında var beyefendi. Evet, böyle durumda iradesi dışında bozduğu için namaz bozulmaz. Hemen arkasındaki adamı yerine çekecek konuşmadan, o devam edecek. O devam edecek. Onun için imamın arkasına fıkıh bilen bir iki adam otursun. Böyle bir şeyler olursa her zaman olabilir. Bunları bilen bir adam. Bunun dışında erken geliyorsunuz, arkaya sıralanıyorsunuz. Hak senin, ön safa en çok sevap veriliyor. Neden ön safı doldurmuyorsun? Akılsız. Ön safı dolacak. Peygamberin emri bu. Evet. Etimmü saffel mukaddem. İlk safı doldurun diyor peygamber. Ön safı doldurun. Peygamberin sözü bu. Geliyor erken, ne arkaya dayanıyor. Gel lan şuraya. Peygamberin emri bu. Bir sevap en çok ön safa. Ön saf dolduktan sonra iki üç böyle gidiyor. Evet. Ön safa geleceksiniz ama imamın arkasında bu fıkıh bilgilerini bilen bir iki kişi. Neden böyle durumlarda? Olabilir. O da insan. Olabilir. Veya burnu kanar. Değil mi efendim? Burnu kanar. Hatta kitaplarda ne yazıyor biliyor musunuz? Hoca kaçırdı, dınk dedi. Sonra arkadaş ben yelledim dese ayıp değil mi lan? Diyor ki fıkıh kitapları,
hoca burnunu tutsun, burnum kanadı numarası yapsın. Çünkü halk arasında, affedersiniz, Osurlu İmam derler sonra, camiye kimse gelmez. Kitaplar böyle yazıyor. Burnu tutsun, burnum kanadı numarası yapsın, çekip gitsin diyor. Arkadaki yerini geçsin diyor. Kitaplar bunu yazıyor. Evet, şimdi bir, şimdi maalesef dün biz o Mimar Sinan Camisi var İstanbul'da, büyük cami. Şeyin yolun kenarında, Allah razı olsun, orayı yaptırdılar. Bak, peygamberin sözüne uyacağım, mübarek adam. Sen buraya sevap kazanmaya geliyorsun. Baktım, ön safta çocuk var. İkinci safta çocuk var. Üçüncü saf, aralarda çocuklar var. Mübarek adam. Çocuk daha mükellef değil. Mükellef olmayınca namaz farz değil. Onun durduğu yer boş. Peygamber ne diyor? Önce mükellefler, sonra erkek çocuklar, sonra en arkaya kadınlar diyor. Ya Efendimiz'in emri bu yahu mübarek. Ama kaybolur hocam diyor. Ya kaybolursa peygamberin sözü var. Senin şeyine mi uyacağız, peygambere mi uyacağız? O zaman çocuğun en arkada dur sen. En arkada dur. Tam imam arkasına geliyor, torunu alıp geliyor. Yapmayın arkadaşlar. Allah'ın, Resulullah'ın sünnetine aykırı bir şey. Bu olmaz. Boş, saf boş ya. Arkaya durun ya. Bunları bilmiyoruz. Ayaklarınızı secdeye değdirin mutlaka. Efendim ben fazla tesbih çekeceğim diye imamdan arkaya kalmayın. Bakın anlattım size. Daha çok şeyler var. Evet. Camiye mutlaka gelin. Bu kitaplara da bakabilirsiniz. Şimdi bir daha söyleyeceğim. İsteyene bunların fotokopisini verebilirim. Evet. Şunu söyledim ben, yine söylüyorum. Ben şeye karışmam. Dinen mihrabın cemaatin seviyesinden yüksek olması mekruhtur. Mebsut. Birinci cilt 39. sayfa. Arapça bilenlere. Evet. Müstedi Şafii. Şafii mezhebinde olanlara. Birinci cilt 119. sayfa. Bütün fıkıh kitaplarında var. İmamın durduğu seviye, cemaatin seviyesi aynı olacak. Yüksek olması mekruhtur bakın. Namaz geçersiz demiyorum. Sünnete aykırıdır. Mekruhtur. İlle mekruh işlemek mi lazım? Mübarek adam. Düzgün yapın şunu. Şimdi alışmış millet buna. Söyledik dedik. Hocam dedik. Bunu kaldır. Burada değil. Ben sizin işinize karışmıyorum. İstanbul'da. Hoca tabii hocam dedi. Kaldırdı. Cemaat dövmeye kalktı hocayı. Sen camiyi niye değiştiriyorsun diye. Ya ben dedim ya yanlış bu. Fıkıh bilinmeyince bakın yanlış şey mecburiymiş, telakki ediliyor. Bir bu kadarla kalınsa kadınlar, Müslüman, Ayşe, Fatma memelerinin çatalı gözükmüyor mu sokakta, televizyonda? Bu normalleşti yahu. 1936'da Mustafa Kemal Paşa zamanında meclis kararıyla devlet bastırmış. Elmalı Hoca'nın Hakkini tefsirine bakınız. 5. cilt 2305. Bakın lütfen. Kadının yüzü, eli, ayağı hariç mahrem olmayanlara gösterilemez, haramdır. Şimdi şunu söyleyince ne var bunda? Herkes böyle. Evet. Ama öğretilmediği için böyle. Şimdi bir düğündeyiz. Sosyete düğününde. Benim damadım akrabası. Boğaz'da Said Halim Paşa konağı var. İşki kaldırdı belediye. Tayyip Bey kaldırdı. Şimdi Müslüman'a da orada düğün yapıyorlar. Zengin adam hep sosyete gelmiş. Biz de gittik köşeye koyduk. Herkes çırılçıplak kadınlar. Kenardayız sosyeteye bunlar. Zengin. Evet. Bir kadın geldi. Yaşadığım şeyleri söylüyorum. Geldi çırılçıplak kadın. Hocam dedi, ben seni de hiç kaçırmıyorum dedi. Her sabah dinliyorum dedi. Ben de arkadan konuşmayı sevmem. Dobro olduğum için de başıma bir sürü bela geldi. Ne yapayım? Huyum böyle. Hanımefendi dedim, beni dinlesen dedim, karşıma böyle gelmezsin dedim. Çırılçıplak yavgarı.
Durdu kadın. Hocam dedi, örtünmek örf değil mi dedi. Bak, öyle profesörler var. İlahiyat profesörler. Örtünmek örftür diyorlar. Örf değil mi dedi. Ben de dedim, Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla devlet tarafından bastırılan Elmalı Hoca'nın şu kitabının, şu cildinin şu sayfasına bak dedim. Allah'ın emridir, örf değildir. Kadınların örtülmesi dedim. Ancak kocasına, kardeşini gösterebilir. Böyle elhamdülillah. Bizim sosyetemizde bu. Mayası sağlam. Tamam hocam dedi. Bilmiyorum dedi. Bak isyan etmedi. Bizim insanımız bu. Bunları öğreneceğiz, öğreteceğiz. Onun için ben bu işlere giriyorum. Evet, bu konularda böyle. Evet, imamı görmeniz lazım. Ya imamı göreni görmeniz lazım. Kaynaklarını söyledim. Müezzin efendi, ezanına dikkat ettim. Ben bir amir değilim, bir şey değilim. Sen sadece kardeşlik görevi yapıyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber demek mekruh. Sünnete aykırı. Araplar böyle okuyor diye doğru olmaz. Biz eskiden Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorduk. Ama televizyon çıkarılan müezzinler Arapları taklit ediyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Yine bu da yanlıştır. Nefsut. Evet. Birinci cilt 23. sayfa. Birinci cilt 120 sayfa. Bedavi Sanayi. O da ikinci esas kaynaktır. Birinci cilt 149. sayfa. Keza Molla Hüsrev'in Güreri. Cevheretün Neyyire. Ala Muhtasarıl Kuduri. Birinci cilt 52. sayfa. Dürer. Birinci cilt 55. sayfa. İstediğiniz kadar kitap verebilirim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan da böyle, kamet de böyle. Böyle Allahu Ekber, Allahu Ekber diyen kerahat işler. Benden söylemesi, uyup uyumamak sizden, müezzinlerden. Bunları size arz ettim. Burada namaz konusu geldiği için, evet, namazınızı camide kılın. Camide kılın, hem garantili olsun, hem imanlı göçmeye sebep, hem de memleketimizin dünya aleyhinde şimdi bizden korkuyorlar. Allah belalarını def eder. Camileri doldurduğumuz zaman ona bu gözümün nuru namazda kılındı hadisinden. Bir de Peygamberimiz dünyadan bana kadın güzel koku sevdirildi. Güzel koku. Evet. Koku neden? Kaç kişi varız? Bir tanenizin çirkin koksa yanındaki iğrenir. İnsanlık gereği toplu durumlarda iğrendirmemek lazım değil mi efendim? Yan yana duracağız. İslam insanlık dinidir. Camiye gelirken pis kokular gidermek için güzel koku sürünün. Cuma günleri, bayram günleri buhur yakın diyor Peygamberimiz. Pis koku kokmasın. Araplar çok pis. Yıkanmıyorlar maalesef. Yani yine biz iyiyiz gene de. Ama bizde de, şimdi sen başını salladın ama sana için demiyorum. Sigara içenlere ne diyeceğiz? Nasıl kokuyorlar leş gibi? Nasıl geliyorsun Allah'ın huzuruna, herkesin içine? Şahsen benim midem bulanıyor arkadaşlar sigara kokusundan. Bilmiyorum, çok hassas belki, bilmem. Evet, bir de Allah'ın huzurunda o güzel Kur'an'ı, ağzınız Kur'an yoludur diyor. Orayı temiz tutun diyor. Pis kokuları da koklatmayın diyor. Hadis var böyle. Ey sigara içen, güzel kardeşim, sen müminsin. Neden Peygamber'in bu sözlerine kulak asmıyorsun? Niye atmıyorsun şunu? Devlet de diyor işte bak simsiyah, sıkıyorsun katran damlıyor. Ciğerin böyle, kanserin sebebi. Neden bırakmıyorsun? Attın şu meleti. Camiye gelirken de lütfen güzel koku sürünün ki milleti iğrendirmeyin. Bir yerde size buyurun koku sürme. İstemez istemez demeyin. Koku reddolunmaz. Süt ikram ettiler mi zaman ı-ı denmez. Zemzem sundular mı ı-ı denmez. Peygamberin sözü bu. Yastık minder kodular mı ı-ı denmez. Allah'ın ikramıdır. Otur lan diyor Peygamberimiz.
Bu samimiyeti doğuran şeyler bunlar. Bir teşekkür edersin, borcunu dersin. Sağ ol dersin, borcunu dersin. Parasını vermek gerekmiyor. Ama insanlar arasında bir yakınlaşmaya sebep. Güzel koku, zemzem, süt, minder reddolunmaz. Bunları da şey, güzel koku biraz sevdirildi diyor Efendimiz hadisinde. Evet. Bazıları da aşırı gidiyor. Benim apartman benim kaçıncı katta? 7. katta. Sokaktan biri geçiyor. Öyle koku sürülmüş ki. Oraya geliyor kokusu. Olmaz beyefendi. Bu kadar da aşırı ya. Pis koku kokmaması için güzel koku sürüneceksin. Bir de hanımlar evde sallapati sokağa çıktığımı koklanıyorlar filan. Evet. Erkeklerin dikkatini çekeyim diye güzel koku sürünmemiş, süslenmişse Efendimiz diyor ki 500 yıllık mesafeden cennetin kokusunu koklayamaz. Hadis bu. Bana kızmak yok. Ben size duyuruyorum. Evde süslenilen kocana sokakta süsleniyor, kokulanıyor. Bilmediği için. Aa, kokulanmayacak kadınlar sokakta. Çünkü dikkat çeker koku. Oh, mis gibi der. Elin karısına bakarsın. Olmaz. Evet. Kocan evde. Kocasına süslenecek. Kocasına kokulanacak. Bunu da ilave edeyim. Hadis-i şerifi bir daha tekrar ediyorum. Sizin dünyanızdan bana kadın güzel koku ve sevdirildi. Gözümün nuru da namazda kılındı. Buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle Ahmed ibn Hanbel Nesai Hakim Müstetekin'de Hazret Enes'ten hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizleri nail eylesin inşallah. Evet. Hubbul Arab. Ben hadis seçmiyorum. Başka yerlerde de konuşuyorum. Sıradan kim hangi hadis gelse onu okuyorum. Seçmiş değilim yani. Şimdi el-hubbul Arab, Arabı sevmek imanın, imandır. Ve buğduhum nifakun, onlara buğz etmek münafıklıktır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Herkes hadis okuyarak karar veremez. Bunları okumak için icazet almak lazım. Çünkü Peygamberimizin başka hadisleri de var. Şimdi Ebu Cehil Arap, değil mi? Ebu Leheb de Arap. Ama sen namazda tebbet ye de Ebu Leheb. Yuh! Ebu Leheb'e diyorsun her beş vakit. Arabı sevmek imandır diyor. Onları da mı seveceğiz? Hayır. Peygamberimizin izinden giden Arapları Peygamberimizin sülalesi olduğu için seveceğiz. İmanda, ahlakta Peygamberimize benzeyenleri seveceğiz. Peygamber onlardan diye seveceğiz. Hadisi öyle anlayacağız. Yoksa dinsiz Arap'ı niye severim? Dinsiz, abdestsiz, namazsız hiçbir şey yok. Değil mi? Komünist bir sürü Arap var şimdi. Onu niye sevelim? Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmış, imanına girmiş, Arap'ı sevmek imandandır. Onlara buğz etmek münafıklıktandır. Diyor güzel Peygamberimiz Darekudni Hakim Müstetekin'de gene Hazreti Enes'ten Hubbu Ebi Bekir. Evet, Ebu Bekir'i sevmek ve şükrühü vacibün ala ümmeti, ümmetime vaciptir, ona teşekkür etmek vaciptir. Neden? Çünkü İslam'da yetişkin erkeklerden iman kapısını açan adamdır Ebu Bekir. İlk Müslüman Hazreti Hatice anamızdır kadınlardan. Çocuklardan ilk Müslüman Hazreti Ali'dir. Yetişkin erkeklerden ilk Müslüman Hazreti Ebu Bekir'dir. İman kapısını o açtı ve de çok zengindi. Garibanlar Müslüman oluyordu. Mesela Bilal Habeşi'yi müezzinlerin piri. Cennette köşk görmüş. Miraç'ta gezdirdiler Peygamberimizi. Cenneti cehennem gösterdiler. Cennette gezerken diyor bir köşk gördüm. Ya ne kadar güzelmiş. Kimin bu dedim. Bilal Habeşi'nin köşkü dediler diyor. Öyle mübarek bir insan Bilal Habeşi.
onu kölelikten kurtardı, verdi parasını. Kurtardı. Evet. Çok fedakarlık yaptı. Çok fedakarlık yaptı. Servetini İslam uğruna harcadı. Ebu Bekir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse, neden ya Resulallah, niçin? Siz sormayın demiyorum. Sorun, öğrenin. Ama Ebu Bekir Peygamber o kadar inanmış ki ne söylese tamam dedi. Tamam, he dedi. Müslümanlıkta Allah'ın ve Resulünün emrine hiç sormadan he diyen bir numaralı Müslüman olur. Ebu Bekir işte böyle bir adam olduğu için ona teşekkür borçluyuz diyor, vacip diyor. Allah ondan razı olsun deyin diyor. Çünkü iman kapısını açtı. İslam yayılması için servetini harcadı. Ya mümin nasıl olur gösterdi insanlara. Hiç neden, niçin diye sormadı. Sormak yasaktır demiyorum, dikkat edin. Ama Resulullah öyle seviyor ki hiç sebebini sormadan peki diyor. Bu Miraç olayından sonra, biliyorsunuz Miraç Peygamberimiz Mekke'deyken oldu. Ayşe namazın şiirine göre yatağı soğumadı diyor. Gitti geldi. Yatağı sıcaklığı soğumadı diyor. Mekke'den çıkıyor, Kudüs'e geliyor. Hatta Kudüs'te Burak'ın bağlandığı yerde halka var. Temsilen gördüm. Evet. Oradan da Miraç'la Elmalı Hoca asansör diyor ona. Biz asansörle çıkıyoruz ya. Asansör diyor. Cebrail Aleyhisselam'la 7 kat semayı da geçtiler. Bomboş değil. Birinci semayı vardı. Dur, kimdir o? Parola istedi askerler gibi. Ben Cibril. Yanında kim? Muhammed Resulullah. O peygamber oldu mu? Evet. Geç dediler. Hep böyle hadis var. Allah'la buluştu. Evet. Cennete cehennem. Her şeyi gösterdi. Hiçbir şey kıskanmadık diyor. Hiçbir şey kıskanmadık. Habibim senden diyor. Her şeyi gösterdi. Ama söylenecek şeyler var. Söylenmeyecek şeyler var. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Efendimiz böyle müminleri vaz ediyor. Gelmiş, kapıdan girmiş. Hazreti Ömer bakmış. Herifin üstünde toz yok, kir yok, ter yok. Medine sıcağı, tozdan gelecek. Tozlanması, kirlenmesi lazım. Allah Allah. Yabancı ama üstünde kir yok. Tanımadığı bir adam. Gelmiş. İman nedir? Demiş Peygamberimize. O da emmentü billahi söyleyivermiş. İslam nedir? İslam şartı ve söyleyivermiş Peygamberimiz. Hem soruyor hem de doğru söyledim diyor. Allah Allah, hem soruyor hem doğru söyledim. Biliyor, niye soruyor madem diyor Ömer kendinden. Çok zeki adam. İhsan nedir? Allah'ı görüyormuş gibi yadırmaktır. Kıyamet ne zaman kopacak diyor. Halbuki Peygamberimiz Efendimiz'e Kur'an ayetidir. Hiçbir sırrı senden saklamadık diyor. Kıyamete kopması sırdır. Onu da söyledi Allah ayete göre. Ama söylemeye izin yok. Bakın, sıkıştığınız zaman hem kelleyi kurtarın hem de yanlış iş yapmayın. Ne kadar güzel cevap. Şimdi söylese yasağı çiğneyecek. Biliyor. Evet. Ne dedi biliyor musun? Soran sorulandan daha bilgili değil. Sıkıysa sen söyle. Soran Cebrail. Sorulan kendisi. Soran sorulandan daha bilgili değil. Sen söyle. Böyle atlattı. Demek böyle zor durumlarda yalan söylemeden kurtarabilirsiniz kendinizi. Evet. İşte bu olaydan sonra ertesi gün Ebu Bekir'e söyledi. Hemen kabul etti. Miraç olayını. Müslümanlar kabul etti. Müşrikler çıldırdı. Mekke nere? Kudüs nere? 6 aylık yol. Bir de oradan sema kapılarını gitmiş. Dolaşmış gelmiş. Bir gecede koşmuşlar Ebu Bekir'e. Ebu Bekir, seninki böyle söylüyor. Buna da mı inandın? Demiş, ben bundan ötesine de inandım demiş. Peygamber cennetten bahsediyor. Cehennemden bahsediyor.
Ben cenneti görmedim, cehennemi görmedim ama inandım diyor. Bu onların yanında hafif kalır diyor. Tabii inandım diyor. Cebrail geliyor hemen peygamberimize. Bu Ebu Kuhafe'nin adı diyor, Sıddık diyor. Sıddık, peygamberi tasdik eden adam. Evet. Hiç bakın, o söylediyse diyor, kabul ettim diyor. Bir numara oluyor. Şimdi peygamberin basit sünnetlerini biz basit diyoruz, yapmıyoruz. Evet, size söylüyorum. Sünnet kıldığınız yerde farz kılmam diyor peygamberimiz. Kılarsanız geçersiz demiyorum, dikkat edin. Bu peygamberin sözü. Sünnet kıldığınız yerde farz kılmam diyor peygamberimiz. Farz kıldığınız yerde sünnet kılmam. Değiştirin diyor yerinizi. Bu bir peygamberin sünnetidir. Kafa sallıyorsunuz, niye yapmıyorsunuz? Çünkü böyle görmüşüz, böyle gidiyor diyorsunuz değil mi? Bu basit sünneti ihya ederseniz, herkes benim sünnetimi unuttuğu zaman, benim bir tek sünnetimi ihya eden, devamlı yapan, cennette benimle beraberdir diyor. Bundan beleş cennet kazanılır mı? Niye yapmıyorsunuz peki? Ben bakıyorum, istediğin kadar söyle, alışmış. Yine aynı yerde devam ediyor. Bunun yanındakini yer değiştir. Önümle arkamını yer değiştir yahu. Peygamberin sünneti bu. Bundan aciz misiniz diyor. Niye yer değiştirmiyorsunuz diyor. Niye yapmıyorsunuz? Niye yapmıyorsunuz? Basit şeyler bunlar. Evet. Camiye girerken sağ ayağıyla girin. Besmele çekeyim. Peygamberin sünneti yahu. Niye bunu yapmayayım? Konuşmayın ya, besmele çekin ya. Tam oraya giderken, namazdan çıkınca nereye gidelim? Dur lan dur, biz besmele çek lan. Basit şeyler buna dikkat edin. Peygamberin sünnetine uydun mu, Ebu Bekir gibi bir numara olur. Çok önemli. Elhamdülillah bizim milletimiz bu konuda dünyada birinci. Ben ırkçı değilim. Araplar sünnet bile kılmıyor. Bırakın bunları. Namazın sünnetleri bile kılmıyorlar. Elhamdülillah bir sünnetleri kılıyoruz, tesbihleri çekiyoruz. Ama şu diğer sünnetleri de yapıverelim mi lan? Yapıverelim be. Tam olsun şu bizim atalarımız böyleydi. Bu hazret böylece evliya oldu. Peygamberin sünnetlerini uykuda, yemekte, tuvalette, hayatta her şeyde uydu. Hacı Bayram veli oldu. Ebu Bekir olmanın sırrı burada. Peygamberin bütün sünnetlerini öğreneceksin, tatbik edeceksin, adam olacaksın. Bir. Yok Efendimiz, benim sünnetimi öğrenen, tatbik eden, sonra da başka bir mümine öğretenin Allah iki cihanda yüzünü ak çıkarsın diyor. Böyle bir duası var. O zaman dükkan komşuna, oturduğun komşuna peygamberin sünnetini öğret lan şu. Basit şeyler bunlar. Basit şeyler. Bunlara dikkat edelim. Ebu Bekir peygamberin bütün sünnetlerini hiç sorgusuz kabul ettiği, uyguladığı için bir numara. Onu sevmek, ona teşekkür etmek, İslam'ın yayılmasına servetini harcadı, canını tehlikeye koydu, hicrette Efendimiz'i korudu. Şükür vacip ala ümmeti. Evet, malını harcadı, canını harcadı. Efendimiz'e yardım etti. Evet, peygamberimizin şeysi, dini ayakta dursun diye yalancı peygamberlerle halifelik döneminde ölesiye savaştı. Hepsini teperledi. 6 tane yalancı peygamber çıktı. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra hep ömrü o yalancı peygamberlerle mücadelede geçti. Teşekkür vacip. Evet. Diyor ki Buhari inne min emennin nasi aleyye fi sohbetihi ve malihi Ebu Bekir. Evet. Bana sohbetinde, malında en çok minnettar kaldığım adam Ebu Bekir'dir. Canını benzetti. Mağaradayken bütün delikleri tıkamış her şeyle. Bir deliğe de ayağını tıkamış.
böcebörtü gelir Efendimiz'i sokar diye hakikaten yılan gelmiş sokmuş delikte. Efendimiz'i uyarmayayım diye böyle duruyor. Of demiyor. Of demiyor. Peygamber'e olan sevgiye bak. Gözünden yaş damlamış Efendimiz'in alnına. Bakmış ağlıyor. Evet. Niye ağlıyor Ebu Bekir? Anlıyor. Kaldıramıyor diyor. Bismillah diyor. Acı diye kesiliyor. Ah o tükürükten bir de bize dokunsa da adam olsak. Evet peygamber bir tükrüğüyle acıyı kesiyor efendim. Bu sana da açık, kapı açık. Peygamberin sünnetlerini aynen yaparsan, peygamberi böyle seversen, aha senin tükrüğün de ağrıyı dindirir, acıyı dindirir, hastayı iyileştirir. Vefat ederken öyle bir ateş var. Ayşe annemiz anlatıyor radıyallahu anh'a validemiz. Islak havluyu koyuyorum alnına diyor, anında buhar alıyor diyor. Yanıyor Efendimiz. Demiş ya Resulallah, herkesi böyle parmağını koyuyorum, tükrüğünü çalıyorum, iyileştiriyorum. Sen kendine niye okumuyorsun? Rabbimi istiyorum Ayşe'ciğim. Ben iyileşmek istemiyorum. Hutbede demiş zaten. Allah bir kulunu dünyada kalmakla kendine kavuşmak arasında muhayyer bıraktı. O kulu Allah'ını seçti. Başımız Ebu Bekir ağlamaya. Herkese amma da gözyaşlı adamsın ya. Ne var ya bunlar? Anlamıyorsunuz demiş. Resulullah gidecek, aramızdan ayrılacak, ölecek demiş. Ona haber verdi. O anlamış. Ondan ağlıyor. Hazreti Ebu Bekir. Evet efendim. Peygamberi sevmek Ebu Bekir olmak demek. Onun sünnetlerini yapmak demek. İslam'da bir numara olmak demek. Ona şükür vaciptir. Onun teşekkür vaciptir. Sevmek vaciptir diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Minnettar olduğum en insan Ebu Bekir'dir. Her şeyini benim uğrumda, İslam uğrunda harcadı. Birçok köleyi servetiyle şey etti. Evet. Ebu Bekir'in yanında olan değerinden daha büyük bir adam yok. Mâ ahaden azamu mâ ahadun azamu indi. Evet. Yedâ min Ebi Bekir. Ebu Bekir'in yanımdaki değerinden daha yüksek kimse yok yanımda. O kadar büyük. Eğer Allah beni kendinden başka bir dost edinmeye izin verseydi Ebu Bekir dost edinirdim. O kadar seviyor. Vasani bi nefsi. Nefsi beni korudu. Ve mali malıyla ve enkehani ibnetehu. Kızını bana verdi. Aşığı al, aşığı al demiş. Onun hatırını almış çocukken. Ve birebir okutmuş nikahlı. Birebir allame. Allame Ayşe anamız. Herkes ona fetva sorarmış. Allah şefaatini nail eylesin. Öbür kadınlara da dermiş ki analarımıza. Adalet yapıyor. Bir gün bunda, bir gün bunda, bir gün bunda, bir gün bunda. Giyecek aynı, yiyecek aynı. Ama diyorum ki bana darılmayın hanımlarım. Ayşe'nin yeri başka. Gönül ferman dinlemiyor demiş. Onu seviyorum, açık söyleyeyim. Neden seviyor biliyor musunuz? Efendimiz mescitte namaz kılıyor. Arkada da odaları var. Efendimiz namaz kıldırıp da camiden çıkıp da odasına gelirken Efendimiz yürüyüşünden aklından geçeni keşfediyormuş Ayşe anamız. Gelin demiş ya Resulallah şunu yakacaksın değil mi? Böyle kadına meftun olunmaz mı? Ya? Öyle bir mübarek kadın Ayşe anamız. Allah ondan razı olsun. Evet. İnsanlar arasında bana en çok minnet borcum oldu kimse Ebu Bekir'dir. Bunları söylüyor. Beni kızıyla evlendirdi, beni nafs, canıyla malıyla korudu. Ve insanlar, Müslümanların en hayırlısı Ebu Bekir'dir. Bilal Habeşi'yi şeyini kavuşturdu. Ve hameleni ila daril hicre, hicret yurduna beni taşıdı. Bir önüne geçiyormuş, bir arkasına geçiyormuş. Önünden düşman gelir diye önüne geçiyormuş. Ben öyle bu ölmesin. Bu da bu arkasından gelince arkaya geçiyormuş. Bir öne bir arkaya giderken. Böyle peygamberimiz seviyor. Onu söylüyor.
hicret yurduna beni ulaştırdı diyor. Evet, evet Ebu Bekir Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle bağlı bir insan 40 bin dirhem para harcamış. Tüm servetini İslam uğruna harcamış. Evet, Hakim Müstetekin'de Sehl bin Sa'd'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, şimdi evet, benim saat durmuş. Evet. Kaç dakika var? Var daha değil mi? Tamam. Siz dinlediğiniz sürece ben sabaha kadar konuşurum. Evet. Evet. Şimdi efendim, hubbül gına, hep böyle iyi gitmeyeceğiz. Bazen de tozumuzu silkeceğiz. Hubbül, bu hoca öyle bir iyi, bir müjdeli, bir sıkıcı haber, hadis almış. Hubbül gına, evet, yümbitün nifak fil kalb. Kema yumbitul ma'ul aşab. Evet. Ne yapacağız şimdi? Şarkı. Şarkı. Söylemek. Şarkı söylemek. Kalpte nifak bitirir. Suyun ot bitirdiği gibi. Evet. Ne yapacağız içinden şimdi? Bir kere kadın sesi %100 haram. Erkek sesi de olsa. Şarkı kalpte nifak bitirir. Hadis bu arkadaş. Saklayamayız. O zaman gene başka hadislere bakacağız. Şimdi Mehter Marşı'yı da seni meyhaneye götürüyorum. Mehter Marşı da coşturuyor. Askerimizi cihada sürüklüyor. Ha. Değilse seni meyhaneye götüren iç bade, sel güzel, ney umurum. Değil mi? Bu da şarkı değil mi? Ha. Ha böyle şarkılar senin şehvetin gıdıklayan, senin nefsi anlarını tahrik eden, yanlış şeylere seni sürükleyen şarkılar suyun ot bitirdiği gibi kalpte nifak bitirir. Şarkılardan coşuyor adam, takır 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 rakı içiyor, şarap içiyor. Ondan sonra sokağa çıkıyor, kızlar peşine takılıyor. Kızlar olanın peşine takıyor. O şarkılar tahrik etmiyor bunu. Etkili. Sesi güzel, amelleri güzel, sözü güzel, tahrik ediyor. Evet, arkadaşlar, daha yeni benim talebem, doktora talebesi, orada görevli Hollanda'da. Bir dedim çocuk yapmıyorlar, bir de kadınlarla evlenmiyorlar. Erkek erkeğiyle evlenmez. Kanunlarında var. Avrupa'nın kanununda, Amerika'nın kanununda erkek erkekle evlenebiliyor. Şimdi o moda diyor hocam diyor. Hep böyle diyor ahlaksız. Evet Lüt kavmini nasıl Allah yerin dibine batırdıysa onları da batıracak zaten. Kanunu bu. Ben Lüt gölüne gittim. Dağların arasında hala 340 metre aşağıda denizden. Halbuki orada orman falan yok. Sel aktığı zaman doldurması lazım. Doldurmuyor Allah. İbret-i alem için kıyamete kadar onlar da homoseksüel oldukları için battılar. Ama bir şey var. Çok önemli. Cebrail aleyhisselam gelmiş. Git demiş, batır demiş. Bir bakmış, batıracağı gece hadis bunlar. Buhari Müslim hadisi. Bir bakmış, birçok Müslüman teheccüd namazı kılıyor. İki rekatı dünyadan kıymetli teheccüd namazını. Teheccüd namazı kılıyorlar. Evet. Birçok Müslüman dönmüş Cebrail'e. Ya Rabbi demiş. Batır dediğin millet demiş. Teheccüde hüngür hüngür ağlıyor ağlıyor namaz kılıyorlar. Dön demiş. Dön. Batır. Çünkü onlar o hainlere engel olmadılar. Namaz kılmak iş bitecek zannettiler. Engel olsalardı bu olmayacaktı. Şimdi bize iş çok düşüyor arkadaş. Sadece camiye gelin dediyor ama camiye gelmeyeli iş bitmiyor. Böyle hainliklere, kötülüklere de engel olacağız. Evvela karımızla, oğlumuzla, kızımızla, evet evladımızla bunlara anlatacağız.
arkadaşımıza söyleyecek, nazımız geçtiklere. Bu farz, farz efendim. Namaz nasıl farzsa bu da farz. Efendim kanunu, tamam ben bir şey demiyorum kanunu. Ben sizi duyuruyorum. Siz de nazınız geçtiği, merhaba dediğiniz kadın kilim kimselere bunun ne kadar çirkin, kötü olduğunu anlatacaksınız. Böyle şeylerin ki bela umumi de bak git batır demiş. Engel olmadılar. Hiç olmazsa evet hep söylüyorum. Kalben buğz edeceğiz. Dokundurmuyorlar. Şimdi İstanbul'da yerin altından, denizin altından şey geçiyor. Ne diyorsunuz siz ona? Ha. Millet tabii 15 dakikada karşıya geçiyor. 3,5-2 saatte geçemediği yeri. Allah razı olsun. Ne güzel şey. Herkes oraya hücum ediyor. Ben de bir iki kere geçtim. Çok kalabalık. Kadın erkek girmiş. Herkes yanak yanara. Gidecek işine. Değil mi? Evet. Oradan bir delikanlı da kızını almış yanına. Kız da kalabalık da ya. Yanak yanara. Sıktırıyor sarını solunu. Ulan burası Müslüman memleketi yahu. Burası Avrupa değil. Avrupa'da olsa bunlar normal. Ben Sorbonne Üniversitesi'ne gittim. Bahçede Allah'a her şey var. Böyle kafamı çevirip gittim. Onlar hayvanlar, onlardan kıskanç, edepli. Amerika'da öyle. Evet. Batacaklar. Evet. Ama burası Türkiye Müslüman memleketi yahu. Hacı bayramların velilerin memleketi burası. Delikanlı. O da Müslüman. Kızı sıktırıyor, sallıyor. Bir tane atacaksın buna değil mi? Hak ediyor değil mi? Sen ne diyorsun? Kabahat da gizli, ibadet de gizli. Değil mi? Öyle değil mi? Ulan evinde yaptı yapacaksın anan. O zaman Allah hesap verirsin ama sokakta yaptığı zaman ben buna engel olmam lazım. Ama dersem nasıl olur? Kanun var, nizam var değil mi? Tamam. Hiç olmazsa İçimizden bir nefret olacak. Bana izin verseler seni şimdi hallederim diye, ama yani bir dini şeyi arz etmeye çalışıyorum. Mehmet yakışıyor lan. Helal olsun lan. Gerçekte olur bir şeyler. Diyen de var değil mi? Var var. Evet. Evet efendim. Ben de olanları söylüyorum. Bir Müslüman Allah'ın haramını gördüğü zaman, hayasızlığını gördüğü zaman helal olsun, olur ya o işler derse işi yaş arkadaşlar, hocalara sorun. Ben müftü değil, müftüyü sorun. Nedir lebani diye. Evet, bunu sorun. Hiç olmaz içinden böyle deme yahu. Tamam, kanun dokundurmuyor. Polis var, savcı var falan. Tamam da hiç olmazsa böyle deme. Ben Mehmet, Ahmet. Helal olsun ya. Gerçekten olur. Deme yahu. Haram şeye helal olsun denir mi be? Sinema izlerken de, televizyon izlerken de böyle söyleyenler çok. Helal olsun, güzel yaptı ya. Ulan herif içiyor lan. Zina yapıyor lan. Helal olur mu lan? Güzel yaptı denir mi? Evet. Bunların hesabını bu namaz ödemez. Böyle olursa bu namaz ödemez bunları. Onun için şuurlu olacağız, bilinçli olacağız. Toplumda bunlar kanunen yasak. Ama kimse ses çıkarmayınca, şikayet etmeyince, evet bir adam evinde zina etse kimse karışamaz. Allah'a vesek. Ama sokakta zina edemez, Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Hayasızca bazı hareketler suçtur. Alenen hayası bazı suçtur. Ama sen ses çıkarmazsan, polise haber vermezsen, Avrupa böyle yapıyor, biz de ilerici millet olacağız diye toptan batarız arkadaş. Asgari ücret yetmez. Evet. Bereketsizlik gelir. İnsanlar birbirine kanlı bıçaklı olur. Evde huzursuz olursun. Karı koca kavga eder. Çocuk çocuk birbirine isyan eder. Böyle şeyleri Allah'ın emirlerine şey etmedin mi sonuçlar böyle olur. Sonra da Allah korusun yıkılmaktır.
Bunlara bilinçli olacağız, şükürlü olacağız. La yukellifullah nefsen illa vüs'aha. Elimizde olmayanları Allah bize sormayacak ama kalben buğz etmek elimizde be adam. Ya gerçekte olur bu şey. Deme be yahu. Ben kardeşim olarak seni uyarıyorum. Dahası var beyefendi. Mesela bir yere gideceksiniz, toplandınız, bir geç geldi. Nerede kaldı onun gavur? Samimi arkadaş ya, samimiyet ifadesi olarak. Nerede kaldı onun gavur? Yarım saatte seni bekliyoruz. Arkadaşlar kusura bakma ya. Gavur sözüne gülümsemek, küfrü kabul etmektir arkadaşlar. Kitap öyle yazıyor. Küfre rıza küfürdür. Sen de bir mümine gavur dersen, inkar etmiyorsa bu adam ne kadar günahkar olursa olsun müminse, men ebferar racul ehâhu fekad bâ'e bihâ. Müttefekun aleyh hadistir. Kalbinde iman olan bir adam kafir diyen kendi kafir olur. Ama bunlar bilinmiyor. Nerede kaldı bunun gavur? Diyor, ne gülüyor lan gavur dedi sana. Sen niye gavur diyorsun ona? Evet yanlış yaptı, geç kaldı ama bu söz söylenmez mümine. Yani öyle şeylerimiz var ki, öyle dertlerimiz var ki, lütfen dini öğrenelim. Dinimizi öğrenelim. Allah bizi Müslüman yaratmış, mümin yaratmış. Görmediğimiz halde peygamberimizi, peygamberimizin parmakları arasında 30 bin kişiye yeten su aktı Tebük seferinde. Gördük mü? Hayır. İşaretiyle ayı ikiye böldü. Fransız Lavant buldu, Lavant. İnceliyor, inceliyor, bakıyor, ayın ortasında bir iz var. Nedir ya bu diyor. Müslümanların kitabında böyle yazar diyorlar. İnanmadı. Evet, ameliyat yapıyor doktor. İyileştiriyor ama izi kalıyor değil mi? Ayın ortasında da iz var. Peygamber ikiye böldü ayı, Bismillah dedi. Mucize gösterdi, istediler, ikiye böldü. Biz bunu görmedik. Mekkeliler gördü. İnanmadılar. Ebu Cehil avcına kum aldı. Muhammed dedi, söyle bakalım benim avcımdakiler ne? Efendimiz gülerek buyurdu ki, senin avcında ne olduğunu söyleyeyim, yoksa senin avcındakiler benim kim olduğumu söylesin. Kum konuşur mu? Ebu Cehil dedi ki, benim avcımdakiler senin kim olduğunu söylesin bakalım. Evet. Kumlar dile geldi. Neşhedü enneke Resulullah. Şehadet ederiz ki sen Allah'ın peygamberisin. Üyledim, üyledim dedim. Yine inanmadı. Sen bunları görmeden elhamdülillah eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve Resulü diyorsun. Sırf bunun şükrünü ödeyemezsin. Görmeden inandın. Ama niye şu yanlışları yapıyorsun be adam diyorum ben de. Kardeş diyorum. Etme kardeş. Böyle bir devlete ermişsin. Allah seni bak inandırmış, nasip etmiş. Böyle bir devlete konmuşum. Şunları da yapma lan diyorum. Yapma. Yap elinle güzel güzel yaptığın şeyi yapma. Kül etme diyorum. Onu söylüyorum. Basit şeyi anlatma. Böyle şakaları yapma. Dinimizi öğrenelim. Küfür sözleri öğrenelim. Haramları öğrenelim. Ona göre bilinçli Müslümanlık yapalım. Derdim o benim. Onu söylüyorum. Evet. Ebu Bekir böyle bir adamdı. Evet. Böyle bir adamdı. Evet. Şimdi bu şarkılar sen satın almasan sen dedim yani millet Müslüman. Bayram namazına geliyor Müslüman. Başımın üstünde yeri var. Böyle pis şarkıları, homoseksüelliği söylüyor. Arabasını koyuyor, İngilizce bilmiyor. Fransızca bilmiyor. Halbuki ben biliyorum. Homoseksüelden bahsediyor o şarkı. Onu deptürür. Senin oğlan Mehmet. Öğrenelim yahu. Bunlar bakın ne dedi? Kalpte nifak bitirir dedi. İman zayıflatır. İmanımızı körletir. O güzel şerefimizden
mahrum etme tehlikesiyle karşı karşıya geliriz. Otun, şeyin, suyun ot bitirdiği gibi böyle şarkılar kalpte nifak bitirir. Bu alıp satılıyor şimdi piyasada. Bunlar hep Müslüman yavrusu. Bunları bilesin. Sonra da ondan sonra işin ters gidiyor. Hem Müslümanı diyorsun hem de her türlü halkı karıştırıyorsun. Cenab-ı Hak tokadı vuruyor işte sen. Canını yakıyor. Arkadaş bu belalar bundan geliyor. İşler kasat gidiyor. Öyle diyor Peygamberimiz. Ticarette zarar işlediğiniz günahlardandır diyor. Canını yakıyor Allah. Allah'ım rızık kapsını. Seni böyle Allah'ım dedirtiyor işte be. Canını yakıyor. Suriye'nin başına gelen, Irak'ın başına gelen, Mısır'ın başına gelen sebep budur. Namus zayıf. Ben ırkçı değilim. Peygamber sünnetlerini işlemiyorlar. Elhamdülillah onlara göre biz iyiyiz. Bak sünnetleri kılıyoruz, tesbihlerimizi çekiyoruz. İyi de şunları da yapmayalım diyorum ben size. Şöyle şu arada söylediklerimi de yapmayalım ya. Daha güzel olacağız. Daha güzel olacağız. Onu söylemek istiyorum. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre'den nakletmişler. Evet. Şunu da okuyayım bitireyim. Habbibullâhe ilâ ibâdihi yuhibbuk. Allah'ı insanlara sevdirin. Allah da sizi sevsin. Evet, dini öğrenin. O dini insanlara sevdirin. Onları kötülükten Allah yoluna getirin. Allah da sizi sevsin diyor. Bir tek adamı sarhoşu, bir tek kumarbazı, bir tane zinacıyı hangi yolla olursa olsun çevirdiniz de buraya getirdiniz mi garanti belgeniz var. Cennete gideceksiniz arkadaş. Allah sizi sevecek. Bunu bu hadiste de var. Hayber'in bakmış peygamberimiz bütün Arapları kışkırtıyor. Yahudiler paralar dağıtıyorlar şimdi. Filmde de görüyorsunuz. Yahudi durmadan para dağıtıyor. İslam'ı yıkmak için. O zamandan beri böyle Müslümanlar hasta olmuş. Sıtma hepsi. Moraller sıfır. Yiyecekler tükenmiş. Bindikleri eşekleri kesmişler, kavurmuşlar. Et kokusu gelmiş peygamberimize. Asım Köksel merhum hocanın kitabını okuyun lütfen. Çok güzel anlatıyor. Evet. Nedir demiş bu peygamberimiz? Ya Resulallah geleli 10 gün oldu. Bir lokma girmedi, bir şey yok. Ne yapalım? Biz de eşekleri kestik, kavuruyoruz, yiyeceğiz. Dökün demiş, dökün çabuk. Eşek eti haram olduğunu orada anladık yani. Eşek eti yenmez. Eşek sütü de içilmez. Hani doktorlar çok besleyici filan deseler de ı-ı. Eşek sütü içilmez. Başka mamalar bulacaksınız. Eşek eti yenmez. Demiş, toplanın. Şu kılıcı demiş kime verirsem kim alırsa Hayber fethi ona nasip olacak. Hazreti Ebu Bekir bir numara ya kalkmış böyle kendini göstermiş. Peygamberimiz kafasını öne eğmiş. Yine ne demek yani? Sana vermeyeceğim demek. Geri çekilmiş. Ondan sonra kim var sırada? Ömer kalkmış. Gene Peygamberimiz kafayı indirmiş. Ömer'e Ebu Bekir'e vermediğine göre başkasına vermez diye kimse kaldırmamış kafasını. Efendimiz buyurmuş ki Ali nerede Ali? Demişler ya Resulallah ateşler içinde yanıyor demiş. Yatağında yatıyor. Ali'yi getirin demiş. İki kişi koluna girmiş. Gözleri bitik ateşten. Karşını koymuşlar. Ali demiş şu kılıcı sana vereceğim. Senin sayende demiş Allah zaferi nasip edecek. Ya Resulallah vallahi demiş ayağımın tırnaklarını görmüyorum demiş. Gözler kapalı ya. Puf demiş Efendimiz ona şöyle diyor. Yok Hazreti Ali şöyle bir diyor bir diyor silkindim delikanlı oldum diyor. Öyle bir güçlü. Ver demiş.
hepsinin kafasını uçuracağım. Böyle bir cesaret gelmiş. Hastalıktan bu hale. Ali, biz insanların kafasını koparmaya gelmedik. Onlara Müslüman olmalarını söyle. Kardeş olalım. Müslüman olmazlarsa bizim hakimiyetimizi kabul edecekler. Fitne fesat yuvası olmayacaklar. Bizim emrimize girecekler. Bize kanlarını canlarını biz koruyacağız ama haraç cize verecekler. Bunu teklif et. Onu da kabul etmezlerse vur kellelerine demiş. Senin sayende bir kimsenin burası biz hepimize lazım. Bizim senin sayende bir kimsenin hidayete ermesi dünyadan da kıymetli, cennetin bedeli demiş. Doğru cennet Ali. Ben de size söylüyorum Peygamber'in sözünü. Komşumuz, dükkan komşumuz, akşamcı. Dükkan komşumuz, kumarcı. Dükkan komşumuz namaz kılmıyor. Evet, kadın, erkek neyse. Onun zayıf noktalarını bilirsiniz. Ne şekilde olacaksa onu yer getirir, Allah'ın yoluna koyarsanız Peygamber sözü bu. İşte cennet Ali diyor. Senin olsun diyor. Buyurun. Buyurun. Kapısı açık. Evet efendim. Şimdi dedeler erkek torunlarını şortlu bir şekilde namaza ve camiye alıştırmak için ön safta namaz kıldırmaya çalıştırıyor. Yani diz kapağının altına kadar, diz kapağı mahremdir. Erkeğin göbeği altından diz kapağına kadar görünemez. Öyle namaz olmaz. Öbür türlü şort, böyle bu şortu kabul ederim. Diz kapağı görünmeyecek şekilde erkeğin farzı bu. Kadınlarınki yüz, el, ayak hariç. Her tarafı. Dar elbise örtülmemiş sayılır. Giyiyor memeleri meydanda. Pantolon giymiş, kız eşarp bürünmüş, yuvarlaklar her şey meydanda. Ben söylemiyorum. Kitaplar söylüyor. Örtülmemiş sayılır. Bunu da bilesiniz. Hatlar belli olmayacak, geniş olacak. Baktığınız zaman altı görünmeyecek, kalın olacak. Böyle elbise örtülmüş sayılır. Renk önemli değil. Siyah girmez, çat değil. Ahkam-ı Kur'an cessas. O kitaba bakınız. Orada bunları söylüyor. Bu şekilde göbeği altına, diz kapağı altına kadarsa edebe aykırı ama haram değil. Ama camiye getirirsen eğer mükellef değilse ön safa getirmeyeceksin. Araya getirmeyeceksin. Arkada durduracaksın. Peygamberin emri bu. Çocuklar arkada diyor. Sen de çocuğun kaybolundan korkuyorsan sen de yanında duracaksın arkadaş. Ta ön safa getirmeyeceksin. Alıştır arkada. Peygamber kanunu bu. Ben bozamam. Onu söylüyorum. Evet, namaz kıldırmaya. Evet, yaşlı ve sakallı insanlarda çocukların arkasında namaz kılmak zorunda kalıyor. Bunu söylüyoruz. Evet, bunlar caiz değil. Peygamberin sünnetine aykırı ve mekruh, kerahat olan şeyler. Psikolojik hastayım diyor. Çok sinirliyim diyor. Hastanelere gittim, şifa bulamadım diyor. Unutkanlık var bende diyor. Hafızamı kaybediyorum diyor. Dua istiyorum diyor. Evet arkadaş, ben de sana gördüğüm şeyleri söylüyorum. Bir kere doktorlara gitmeyi mutlaka yap. Çünkü tedavi olmak da Peygamberin emridir. Allah dert indirir, devasını da indirir. O devayı bulun. Tedavi İslam'da var. Ama doktor uğraşacak, kaderi ölüm. Eyvallah, ölmekmiş. İtiraz yok. Ha, bazı şeyler doktor halledemez. Büyü vardır. Büyüden kurtulmak için Fatiha okuyacaksınız. Ayetül Kürsi okuyacaksınız. Emin Rasul okuyacaksınız. Vallahüllezi okuyacaksınız. Üç İhlas, üç Felak suresi, üç Nas suresi okuyacaksınız. Bunları okumadan yatmayacaksınız. Sabah okuyacaksınız. Akşam okuyacaksınız. Büyücüler size tesir edemez. Allah'a sığınmazsanız, evet büyü var. Peygamberimize de yaptılar. Muavizeten sureleri öyle nazil oldu. Güzel kardeşim, doktorlar böyle yapar. Çaresini bulamazlar. Büyü olabilir. Ama büyü var diye doktora gitmeyi terk etme. Önce doktora git. Ama bu dediklerimi de yap.
Bir de Allah'a sığınmayı unutma. Peygamberimizin Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz nazara karşı, büyüye karşı, hasetçiler karşı sığındırma duası şudur. Buhari Müslim hadisidir. Üavvizuhuma bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Muttefakun aleyh hadistir. Şu ikisini Allah'ım hasetçilerin hasetinden, büyücülerin büyünden, şeytanın şerrinden, her tür şerlerden sana sığındırıyorum. Evet. Üavvizu. Kendin sığınacaksan euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Sabah 7, akşam 7 söyle. 11 söylersen daha güzel. Şimdi bunu arz etmek. Televizyonda da söyledim. Hacca gidiyoruz. Evet. Bağdat'tan çıktık, Kerbala'ya gidiyoruz. Şoför tek. Neden iki şoförle gitmiyorum hocam? Kavga ediyorlar. Kavga bize de bulaşıyor. Onun için tek şoförle gidiyorum. Adam yorulmuş. Hocam dedi, bir adım daha gidemem. Etme dedim ya, 70 kilometre. Kerbala, çölün ortasındayız. Asker yok, koruyucu yok. Hocam gidemem de hemen attı kafayı. Yol günü ara dedi, çekiş olmasa dürttüm. Çektim. Kadınlar dedim bu tarafa, erkekler bu tarafa. Bahçeler var. Fırat Dicle'den kanallar açmış. Fırat hükümeti. Bahçeler var, yeşillikler var. Yattık. Şimdi yatarken böyle diyor Abdullah Mesud radıyallahu anh, sahabenin en fakir sahabisi, bir yere girdiğinde yatarken veya otururken bir yere ilk geldiğinde 11 defa euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak dersen malın çalınmaz, yılan çıyan sokmaz, kötü şeyler sana gelmez. Ben de çölüm ortasındayım. Yürekten 11 defa herkes adına. Neuzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. 11 defa okudum. Sabahleyin bahçe sahibi geldi. Nasıl bağırıyor böyle? Ne bağırıyorsun lan dedim. Bahçen aşağıda. Biz yoldayız. Bahçene girmedik. Meyveni, sebzeni yemedik. Niye bağırıyorsun dedim. Ona bağırmıyorum, ona bağırmıyorum dedi. Buranın dedi akrepleri soktu mu öldürür dedi. Çok tehlikeli. Evet, Allah şahit beyefendi. Peygamberin bu hadisine inanıyorum ben, okudum. Bir kaldırdık şeyleri, seccadeleri. Hoca Efe böyle edip durur herkesin altında. Kimseyi sokmadı evvel Allah. Ben bunu yaşadım. Sen de inanıyorsan her akşam oku lan. 11 defa euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Evet. Türkçe olmaz. Ezberleyeceksin. Evet. Dedim ya Allah'ım, Allah'ın tam kelimelerine sığınıyorum. Şeytanın şerrinden, her türlü kötülüklerden Allah'ın tam kelimeler. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an ve Adem Aleyhisselam'dan indiren suhuf. Hepsine sığınıyorum. Manası bu. Çocuklara yaparsanız nazar değmez, büyü gelmez. 3 defa öldürmek istediler beni. Amerika'da 2 defa, Türkiye'de 1 defa. Herkes gördü. Şikayet etmedim. Başaramadılar. Arapçasını ben söyleyeyim, yaz işte. Euzu bi kelim, Buhari Müslim hadisidir. Bütün hadis kitaplarında var. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. 11 kere sabah, 11 kere akşam. Ayetül Kürsi okumadan akşam uyumayın. Şimdi onun hikayesini de anlatayım efendim. Benim babam, ben babam bilmiyorum. Ömer Nasuh Hoca ile o da arkadaşı müderris. Görmedim ben. Onun arkadaşını öğrendim askerde, Bornova'da askerim, yedek subay. Orada bir postacı dedi ki, senin dedi babam dedi, o da arkadaşı dedi, Fethiye'de dedi, Kadı Ahmet derler bir hoca. Baba dostun ziyaret, babayı ziyarettir diyor Peygamberimiz. Ben de babamı bilmiyorum. Gidin babamı ziyaret edeyim dedim. Babayı ziyaret et sayılıyor ya. Hadi babam gittim, o zaman yol mol yok. Arabamız minibüs, bizim çaylardan geçti böyle. Vardık, sordum. İki katlı, bir zemin kat, bir de üstünde yığma taş.
Bir yerde kaldık. Yaşlı bir amca. Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Sabahleyin namaza gittik. Çok sevindi tabii. O arkadaşımın oğlu gelmiş diye. Namaza gittik. Fethiye, hep apartman şeyler, zengin memleket. Cami, şey, mühendislerin proje çizdiği şey oluyor ya, ne diyorsun siz oraya? Hani inşaatın kenarında kontür plaktan, kağıttan bir oda yapıyorlar. He? Şantiye. Cami öyle. Beni şeye geçirdiler, imamlığa. Namazı kıldırdım. Dedim ben arkadan konuşmayı sevmem. Kardeşlerim dedim size yakıştıramadım bunu. Niye yakıştıramadım hoca dediler. Apartmanlarınız mükemmel. Oh zenginsiniz belli. Böyle camide dedim ya hala namaz kılıyorsunuz. Size yakışır mı bu? Önce cami yapacaksınız. Gürledik yani. Hoca dediler. 1950'de Allah'ta mı Fethiye battı oldu dedi. Zelzele oldu, burası battı, bir tane ev kalmadı, cami kalmadı, hastane kalmadı, okul kalmadı, her şey battı. Senin misafir olduğun Kadı Ahmet amcanın evinde hiçbir şey olmadı. Allah Allah. Gittin, Kadı Ahmet amca konuşmayı sevmiyor, gitti, yaşlı. Dedim Ahmet amca böyle böyle dediler. Yaşadığımı söylüyor beyefendi. Şöyle tuttu sakalını. Hocamın oğlu dedi. Ben dedi hiç Ayetül Kürsi'yi okumadan uyumam evladım dedi. Vallahi gözümde gördüm yığma taş. Bir tane çatlak yok evde. Ayetül Kürsi'yi okumuş bir on yeri kalmış ayakta. Eğer güzel okursan Türkiye'yi kurtarırsın anladın mı? Peygamber okuduğu zaman kurtarıyor. Hani biz şaşkın adamız biz kendimizi kurtarıyoruz. Güzel okursan bunları... Mahalleyi kurtarırsın, memleketi kurtarırsın. Onun için bunları okumadan yatmayın. Bu dediğimiz arkadaşımızın böyle şeyler olabilir. Doktora gitsin gene ama bunları da ihmal etmeyin. Şifa Allah'tan efendim sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel dualarını Cenab-ı Hak cümlemizi derleyip tatbik etmeyi, başkalarına öğretmeyi böyle iki cihanı yüzü ak çıkan olmayı nasip etsin.